O Sultan 4. Mehmet'in en kıymetlisi, iki Osmanlı padişahının hayırsever validesi, cömert Osmanlı hatunlarının yegane emanetçisi, kutlu bir medeniyetin kutlu vakıf abidesi. O şimdilerde ismi bir semt ile anılan Günlüş Emetullah Valide Sultan. Günlüş Valide Sultan kimdir? Günlüş Valide Sultan'ın Osmanlı Sarayı'na yolu nasıl düştü? Sultan 4. Mehmet'le nasıl evlendi? Validesinin vefatından oğlunun tahta çıkışından sonra hayatı nasıl değişti? 20 yıllık Valide Sultanlık döneminde ne tür eserler yaptırdı? Gülnüş Valide Sultan nerede ve nasıl hayatını kaybetti? Hepsi ve daha fazlası birazdan Yön Veren Kadınlar'da. Valide ekranlarından Yön Veren Kadınlar programımızdan merhabalar sevgili izleyenler. Biz yeni bir haftada yeni bir konu ve yeni bir konukla yine sizlerle birlikteyiz. Tabii ki tarihteki kadını, tarihe yön veren kadınları konuşmak üzere stüdyomuzdayız. Bu hafta çok ama çok kıymetli, çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili doçent doktor Fatih Köse hocamız bizlerle birlikte. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi hocamız şimdi stüdyomuzda. Ben değerli arkadaşıma, sevgili hocama dönüyorum ve hoş geldiniz hocam diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür hocam ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah. Böyle bir ortamda olup da iyi olmamak da tabii ki mümkün değil. Güzel konuların olduğu yerlerde tabii ki insan iyi hissediyor, iyi oluyor. Evet. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Tekirdağ'dan geldiniz programımız için. Evet. İlminize bereket ama her şeyden önemlisi yüreğinize ve ayağınıza sağlık. Çünkü çok kıymetli bir ismi konuşacağız. Evet. Günlüş Emetullah Valide Sultan'ı konuşacağız. Hocam ben programın afişleri hazırlanıp sosyal medyada afişlerini paylaştığımda selam olsun kendisine Almanya Köln'e. İrfan Yazıcı beyefendi demişti ki eksik kalan bir konuydu. Sürütü programlarında çok konuşulmayan bir konuydu. Böyle bir konuyu ele alacağınız için teşekkür ederiz demişti. Biz de kendisine ben çok teşekkür ettim zaten sosyal medyadan. Çünkü hakikaten eksikliğin farkına varabilen tarihçi, evet, yani tarih takipçileri de çok kıymetlidir. Kesinlikle. O yüzden bugün çok kıymetli bir konuyu konuşacağız. Evet. Sizlerle birlikte nasip kısmet olursa, evet, inşallah. Hocam, şimdi Günlüş Emetullah Valide Sultan aslında bugün İstanbul'un en önemli semtlerinden bir tanesinde her geleni, her geçeni selamlayan, adeta her geçen vapura İstanbul halkına selam duran bir hanım sultandan bahsedeceğiz. Günlüş Valide Sultan kimdir diye öncelikle bir hani kendi karakterine, hayatına bir giriş yapalım istiyorum. Kimdir Günlüş Emetullah Valide Sultan? Rabia Gülnüş Emetullah Valide Sultan. Rabia. Tabii Rabia da var. Tabii Rabia da var. Kendisi çok Osmanlı sarayında, hareminde daha çok evlat yetiştiren, hayırlar yapan ve Ümmül Hayrat olarak tarihçilerin kaydettiği bir isim. Yani, Ümmül Hayrat. Evet, Ümmül Hayrat. Yani hayırların annesi, hayır eserlerini yaptıran anne, büyük anne. Yani hayratların, iyiliklerin annesi diye şey yapılır. Bu yönü çok baskın biridir. Çok dindar biridir. Kendisi aslen Rum ya da Venedikli olduğu söylenir. Onlara birazdan değineceğiz. Tabii program da öyle bir haftaya denk geldi ki aslında güzel doldu. Kendisi 6 Kasım 1715'te vefat etti. Yaklaşık 308 sene önce, yani 3 asrı biraz aşkın sene önce aramızdan ayrıldı. Kendisi iki padişah annesi, en uzun süre hasekilik yapmış Osmanlı İmparatorluğu'nun Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra tahtta en fazla kalan padişahı 4. Mehmet'in
eşi. Bu yönü de çok önemli. Ve Kösem Sultan'dan sonra da Mahpeyker Kösem Sultan iki tane padişaha validelik yapan, annelik yapan ikinci kişi. Başka yok. Başka tarihte ondan böyle bir gelmeyecek. Yok. Ve 20 sene valide sultanlık yapıyor. 20. Bu özelliğiyle de ilk üçtedir. Malum Turhan Sultan, Hatice Turhan 35 sene. Kösem Sultan 25 sene. Sonra Gülnuş Emetullah valide sultan gelir. Zaten onun bu kimliği bize şöyle de bunu teyit ettiriyor, gösteriyor. Hayır eserlerinde de bu üçü çok yarışırlar. Yani mukayese ederler. Ve öyle bir dönemde valide sultanlık yapmıştır ki, birazdan detaylara gireceğiz. O kadınlar saltanatı dediğimiz o baskın figürlerden sonra gelip, daha sonra modern, daha böyle batıya yönlü dönen bir Osmanlı İmparatorluğu'nun ara geçiş döneminde. Aslında. Evet, bir köprüdür aslında o. Yani önemli bir figürdür. Bunu birazdan örnekleriyle anlatacağız. Kendisi rivayetler tabii çeşitli. 1640 ya da 1642'de doğduğu söylenir. Çünkü bilemiyoruz. Bu kaynaklardan edindiğimiz farklı görüşler var. Fetih esnasında, Girit'in fethi esnasında Deli Hüseyin Paşa Resmo Kalesi'ni fethettiği zaman 1646'da orada bir takım esirleri alır ve İstanbul'a gelir. Tabii o dönemin hukuku, o dönemin ruhu, o dönemin hayatı bu. Yani o dönemde kölelik var, cariyelik var, esir var. Bu hukuk geçerli ve enteresandır. 30 esir, 10'u kız ve saraya şimdi Gülnuş Valide Sultan nasıl saraya yola düştü? Mesela bu önemli bir soru. Evet, aslında sorularım içerisinde böyle bir şey de var. Aynen. Yani Gülnuş Valide Sultan Osmanlı Sarayı'nın yolu nasıl düştü? Aynen. Hani padişahla yolu nasıl kesiştiğini de soracağım. Bu arada küçük bir şöyle virgül koyup senin konuşmana izleyicilerimize hatırlatmak isterim. Sevgili izleyenler, biz programımıza başladık fakat programımıza katkıda bulunmak veya değerli hocamıza sorularınızı sormak istiyorsanız Gülnuş Valide Sultan'ı, onun hayır eserlerini, hayatında yaptıklarını, saraya yolu düştüğündeki yaşam tarzını veya yaşamını merak ediyorsanız hem X'ten, sosyal mecralardan hem de Instagram'dan bizlere sorularınızı sorabilir. Programımıza katkıda bulunabilirsiniz. Hocamız ilk aramızdan sonra sorularınızı yanıtlayacaktır. Lütfen sorularınızı sorun. Bilmediklerimiz varsa bizlere mesaj yoluyla bir şekilde ulaştırın. Bizler de programımızda bunları zikredelim. Ben mutlaka biliyorsunuz ki göndermiş olduğunuz mesajları yahut sorularınızı veya katkılarınızı bu ekranlardan okuyorum. Hocam, devam edelim mi isterseniz? Evet. Gülnuş Emetullah, Valide Sultanı Rabia Gülnuş Emetullah, evet. Valide Sultan'ın Osmanlı Sarayı'na yolu nasıl evet. düştü? Şöyle, dediğim gibi sarayda biliyorsunuz Osmanlı Sarayı üç kısımdan oluşur. Harem, Enderun ve Birun dediğimiz evet. bir alan. Enderun'da devşirme sistemiyle gelen gençler, devşirilen, orada yetenekli, kabiliyetli gençler yetiştirilir. Devlet adamı olması için hazırlanır. Aynı sistem haremde de geçerli. Orada da zeki, akıllı, güzel ve soylu kişiler sarayda yetiştirilir, eğitilir, devlet adamlarına, padişaha eş olarak hazırlanır. Şimdi bizim Gülnuş Valide Sultan'ın Osmanlı Sarayı'na gelişi de yine o dönemin şartları gereği üç yollu oluyor. Nedir bu üç yol? Birincisi, savaşlarda ganimet olarak ele geçirilen esirler arasında padişaha düşen veya saraya düşen paydan. İki, hediye yoluyla. Hediye edilir. Mesela işte Hüseyin Paşa, şimdi ona birazdan değineceğiz. Deli Hüseyin Paşa. Evet, üç, satın alma yöntemiyle. Evet, o dönem öyleydi. Yani bu monarşiler döneminde, imparatorluklar çağında durum bu. Zamanın ruhu bu. Yani bu 2023'ten bakmayacağız. Dönemin öyle. Dünyasını zaten incelediğimiz zaten tarihin en temel kuralıdır. Kesinlikle. Ya şu an markete gidip alışveriş yapıyorsa o da aynı şey. Yani
şey yok. Siz söyleyin yani normal yani. Şimdi Yunus Valide de hediye yoluyla saraya gelmiş birisi. Ve kaç yaşında o zaman? Aynı işte rivayetler dediğim gibi çeşitli. 9 işte 7 yaşlarında falan. Yani 6'ya da indirebilirler. Yani tarih kaynaklarına baktığımız zaman. Tabii burada kıssasımız neydi az önce? Saraya hediye edilenlerde şu 3 özellik oluyor. Çünkü bu saray, devlet yönetiminin zirvesi. Ve bu öyle alelade biri olmaz. Bir, güzel olacak, fiziki olarak mükemmel olacak. İki, akıllı olacak, zeki olacak. Üç, soylu olacak. Evet, bunlar böyleydi. Yani o dönemin kuralları bu. İslam tarihi genelinde de böyle. Enderun Mektebi'ne de aslında hani bu kurallardan bazıları geçerli ama Enderun Mektebi'ndekilerin soylu olması önemli değil. Bu ama gelen öyle. Kızların soylu olması bu tabii, önemli bir ayrıntı. Bu İslam tarihinde de böyleydi. Peygamber döneminde de böyle, diğer dönemlerde de böyledir. O dönemdeki örnekleri de biliyoruz. Tabii o geniş bir konu. Oraya şey yapmadan hatırlatalım ve geçelim. Şimdi dolayısıyla Gülnuş Emetullah Valide Sultan tabii o zaman saraya geliyor. Peki sarayda kim var o zaman? Geldiği tarihlere bir bakıyoruz. 1646'da Kösem Sultan hayatta. Valide Sultan Kösem mi? Evet, Mahpeyker Valide Sultan o zaman hayatta. Sonra Turhan Sultan. Tabii o zaman Valide-i Uzma Kösem Sultan. Turhan Sultan tabii eşi, dördüncü annesi, dördüncü Mehmed-i Rabi'nin annesi. Birinci Ahmet'in eşi Mahpeyker. Ve o zaman böyle bir ortamda yetişiyor. Yani güçlü karakterlerin eğitiminden geçiyor ki harem zaten siz daha iyi biliyorsunuz. Estağfurullah. Yani biz o, işledik programımızı da onları. Aynen daha önceki programlarda da var. Birçok bu konuda literatürümüz de zengin. Gerçekten son yıllarda da müthiş çalışmalar yapıyor. Mesela Ali Akyıldız Hoca'nın çok hoşuma giden bir kitap kapağı var. Onu da analım. Harem'in Padişahı. Valide Sultan evet. için öyle bir şey koymuş. Ali hocamıza selam olsun. Evet, biz bekliyoruz programa. Sözü var bizden. Gelecek inşallah. Kitap. Bu konularda gerçekten çok bilimsel ve objektif kaynaklara dayalı müthiş bir eseri var. Orada da aynı işte orada padişahlar var. Yani hareme geldiği zaman Yunus Valide böyle güçlü kişilerin elinde yetişiyor. Yani ve birçok şeyi görüyor. Ve belli bir döneme gelince o belli aşamalardan geçtikten sonra artık 4. Mehmet'e eş olacak donanıma artık sahip oluyor. Özellikleri kazanıyor. Ve daha sonra da Turhan Sultan tarafından 4. Mehmet'le evlendiriliyor. Evet. Gelinleri kayınvalide seçiyor. Tabii. Aslında evet. Yani padişah veya şehzade olan kişi kendisi yok. Değil, kayınvalide öyle. Seçer. Evet. Çünkü haremdeki eğitimi aynen. nitelikli olacak, terbiyesi muazzam olacak. O soyluluk emarelerini kendi üzerinde ve yaşamında belli edecek. Kesinlikle. Ama tabii ki nihayetinde derslerine evet. de iyi çalışacak. Öyle. Yani bir padişah ya da şehzade eşi namzeti olması gerekiyor ki aynen. kayınvalide tarafından padişahları eş olarak seçilsin. Ben bunu çok zikrediyorum. Fatih Hocam İtalya'da bir kitap yayınlanmıştı. Daha sonra bu kitap Fransızca'ya da çevrildi. Dünyanın en zavallı erkekleri Osmanlı padişahları çünkü hiçbirisi kendi eşini kendi seçemedi diye. Batı başka bakıyor aslında olaya. Leslie Priest'in çalışmalarından sonra ama bizdeki bazı ne yazık ideolojiye dayalı bakış açısıyla bizdeki yani bazı gerçek insanlar neyse başka bakabilir. Yani evet. istisnalar olabilir. Bazen hani onu da bazı yine araştırmalarda görüyoruz. Bazen de hani görüp beğendiği de söylenir ama yine validenin onayından geçiyor. Validenin onayından tabii, geçmesi tabii, gerekiyor. Valide çok etkin. Gerçi yani. Bu ülkede şurada 50 yıl öncesinde bile belki günümüzde bile hala annenin onayından geçmeden erkekler evlenemez zaten. Yani anne bir anne valide sultanlık müessesesi bazı kesinlikle. Ailelerde hala devam ediyor. Evet. Peki Avcı Mehmet yani Sultan 4. Mehmet'le nasıl evlenir? Yani Turhan Valide Sultan onu eş olarak seçiyor. Şehzade herhalde o dönemde. Padişahken mi evleniyor yoksa? Şöyle padişahken. Padişahken. Şehzade değil, tabii. Hmm. Tabii. Çünkü. Bir padişah eşi olarak tabii, seçiliyor. Tabii. Yani burada şöyle çünkü zaten 4. Mehmet 6,5-7 yaşında, 6 yaşında padişah oluyor. Şeyden sonra. Hı hı, çok küçük tabii, yaşta. Tabii tabii. Yani, en küçük yaşta padişah tabii olan. Tabii ki en küçük yaşta padişah hı hı. olan kişi ve padişah olduğundan daha sonra yani. Ve hatta
20 sene sonra ilk çocukları dünyaya geliyor. Daha çok yani, kendisi tabii, çocuk tabii, olduğu için. Tabii yani o zaman. Evet. Peki bu şekilde padişahken bir evlilik yaşıyorlar ama. Şimdi gelin olduğu Osmanlı Sarayı'na bir şekilde yolu düştü. Rabia Gönüş Emetullah Valide Sultan'ın. Ancak daha evvelki Valide Sultan Kösem Sultan. Ondan sonra zikretmiş olduğunuz üzere Turhan Valide Sultan var. Peki o Kösem Sultan ve Turhan Valide Sultan'ın yani Kösem Sultan'ın öldürülmesine tanık oluyor. Tabii. Turhan Valide Sultan kendi kayınvalidesi, evet. Saraydaki bir hiyerarşik düzen var. Bunlara karşı yani tüm bunları ele alırsak Osmanlı Sarayı'ndaki yaşam nasıldı ve Turhan affedersiniz Rabia Gönüş Emetullah Valide Sultan nelere tanık oldu o sarayda? Yani hanım sultanlar nazarında bakıyoruz aslında. Tabii ki. Yani şimdi orada sarayda dediğim gibi sarayın en hareketli, en renkli ve en o dönem için konuşursak rekabetin bol olduğu yer harem. Yani haremde dengeler var. Ve haremdeki dengeleri sağlayan yönetici, orkestra şefi, işte oradaki şey padişah, Valide Sultan. Tabii yalnız burada şöyle bir tarihte ilk oluyor. Yani bu da enteresandır. 4. Mehmet padişah olduğunda Kösem Sultan hala hayatta ve etkisi devam ediyor. Evet. Ve 3 sene sonra, yani padişah olduktan 3 sene sonra vefat ediyor Kösem Sultan. 4. Mehmet. Dolayısıyla orada da şöyle bir şey söz konusu. Yine işte Kösem Sultan'ın kendi eski gücünü dengelemek için diğer kardeşlerini hani göreve getirmek, padişah yapmak istiyor. Bunu da Hatice Turhan daha önce öğrenip önlem alarak Kösem Sultan'ı ortadan kaldırıyor. Ve o zaman işte yıl kaç? 1651. Yanlış hatırlamıyorum. Ve orada kaç yaşında işte düşünelim Emetullah Valide Sultan? İşte yaklaşık 12 falan yani. Çok ve küçük, tabii tabii yani daha o zaman çok küçük bir yaşta. Ve etkisi yok. Yani o sadece orada izliyor. Oradaki ustalardan, kalfalardan dinledikleri ve ileriye dönük kendi tecrübelerine katacağı şeyleri ediniyor. Yani öyle bir ortamda. Aslında sanki bir mektep, bir okulmuş tabii gibi tabii değil okul. Mi? Orada mesela şey var. Kademe kademe yukarıya doğru bir silsile var. Bir mertebe var. O mertebelerden geçerek zaten yukarıya doğru gelmek zorunda. Şimdi Kösem Sultan'a baktığımız zaman tabii ki farklı bakış açıları olabilir Kösem Sultan'la alakalı. Yalnız Kösem Sultan saltanat naibeliği yapmış bir kadın. Devletin işleyişini çok iyi bilebilen bir kadın. Yani haremi idare ederken inanılmaz bir tecrübenin içerisinde de bulunuyor ve zaten bundan mütevellit de değiştirmek istemiyor değil mi? Yani Hatice Turhan Valide, Hatice Valide Sultan'ın idareyi eline almasını istemiyor. Kesinlikle. Ve aralarındaki çatışma tabii, esasında oradan, bu. Tabii. Kösem Sultan diyor ki hani bu gençlere mi işi bırakacağız? Aynen öyle. Ve hep bir aralarında çatışma var. En nihayetinde bu çatışmadan da Hatice Turhan tabii. Sultan galip çıkıyor. Tabii. Bütün bunlar yaşanırken bir gelin var ortada ve evet, o da o izleyici yani orada daha neler olup bittiğini görüyor, yetişiyor, eğitim alıyor bu esnada tabii. Ve sanki haremdeki aldığı o muazzam kaliteli eğitimden tabii, sonra o bir de uygulamalı bir eğitim alıyor ki orada yani, haremde yaşam tabii, nasıl olur tabii, ve tabii, ayakta tabii. Nasıl durulur eğitimi yani, adeta. Kesinlikle. Peki o zaman şunu sorayım. Burada gelin kayınvalide var. Turhan Valide Sultan'ı Osmanlı tarihçileri, hanımları çalışan, özellikle harem çalışan insanlar Turhan Valide Sultan'ı pek severler. Turhan Valide Sultan devletinin rüknü alisidir. Vakti zamanında söylemiş olduğu gibi biz tarihçiler de şu an çağımızın tarihçileri de bunu söylüyoruz. Böyle güçlü bir karakter, sevilen bir karakterle birlikte onun gelini olarak aralarındaki diyalogları veya yaşamlarını biliyor muyuz? Mesela şunu sormak istiyorum. Kösem Sultan yaşarken gelini Turhan Valide Sultan başkaldırdı adeta. Turhan Valide Sultan yaşarken Gülmüş Valide Sultan başkaldırdı mı? Veya hayır. Herhangi bir şey var mı ona karşı? Kaldıramadı, kaldıramazdı da zaten. Çünkü gerçekten Turhan Valide Sultan çok iyi yetişmiş, dengeleri iyi bilen ve devlet yönetiminde birçok o dönem biliyorsunuz çok sıkıntılı bir dönem. Çok, yani birçok satrazam yani kısa sürede yani 3-5 ayda böyle biri satrazam oluyor, o duruyor, o gidiyor falan. Devletin en zor dönemlerinden biri ve Hatice Turhan Sultan buna önlem olarak köprülüleri işin başına getiriyor. Yani böyle bir zekaya sahip bir insan. Dolayısıyla bunu
yani devletin bekası, o dönem tekrar hazinenin güçlenmesi ve güvenliği için yapmak zorunda olduğunu görüyor ve işi ehline veriyor. Liyakatli gördüğü, o dönem tabii aldığı şeylerden de dolayı kendisine getirilen işte layihalar, raporlar doğrultusunda Köprülü Mehmet Paşa'ya görevi. Neden? Çünkü o zaman az önce de söyledik, 4. Mehmet daha henüz küçük. Çok toy, çocuk, yani daha işi bilmiyor. Adeta naibelik yaptı. Yani orada işte ilk naibelik yapmak isteyen Kösem'di. Sonra o annesi o rolü üstlendi ve dedi ki bu burada güçlü bir devlet adamı lazım. Görünen tabii figür olarak da padişah olarak da yine 4. Mehmet durdu. Ama işleri genelde yapanlar o teknokrat dediğimiz o işin uzmanlarıydı yani. Ve bunu Hatice Turhan Valide Sultan işte görebiliyor yani. Ve işi iyi idare edebilen biri ve 35 sene dedik bak az önce. 35 sene validelik yapmış biri bu. Ve araları da çok iyi, saygılı birbirlerine... Aynen öyle. Tarih kaynaklarında, tarih kaynaklarından bir şey geçmiyor. Çok öyle şey detay yok ama saygılı olduğunu biliyoruz. Neden? Bir iki defa şöyle bir girişimde bulunuyor. Emetullah. Diğer işte 4. Mehmet'in kardeşleri padişah olmasın olursa hani ben oğullarımı hani hazırlayayım gibi Hatice Turhan onu engelliyor mesela. Tabii öyle bir durum da var. Hatice Turhan buna izin vermiyor. O da sonra geri duruyor ve doğrusu da oluyor tabii. Çünkü 1683'te işte kayınvalidesi ölüyor. Daha sonra kayınvalidesi öldükten sonra biliyorsunuz haremin tek hakimi oluyor. Daha sonra eşi ölünce de bu sefer ne oluyor? Padişahlık ikinci Süleyman'a geçiyor. Oğluna, bir oğluna, diğer kardeşine geçiyor. Şeye 4. Mehmet'in. Bu sefer ne oluyor? Eski saraya gidiyor. 8 sene eski sarayda kalıyor. Emetullah Sultan. 8 sene sonra 2. Mustafa padişah olduğu zaman işte o zaman valide sultanlık başlıyor. 1695. O zaman şunu sorayım. Şimdi valide sultanlık derken yani Gümüş Emetullah Valide Sultan'ın valide sultanlık müessesesi başladı diyoruz ama evet. Bu Gümüş Sultan için de derler ki son valide sultan. Hani bu makamda olan son valide sultan derler. Birincisi bunu soracağım. İkincisi yani valide sultanlık müessesesi bitti mi ondan sonra? Nasıl oldu da neden şöyle, son valide sultan diyorlar? Şöyle diyorlar. Şimdi biz de tarihi sevdiren adam vardı ya Ahmet Refik Altınay. Onun kitaplarının başlığı gerçekten de bizim tarih algılarımızda önemlidir. Mı? Kadınlar saltanatı mesela. Evet. Şimdi yani bu tabir aslında hani çok da doğru bir tabir değilmiş gibi gelir şimdi bana. Şimdi normalde baktığımızda valide sultanlık müessesesi, valide sultanlar mesela Hürrem Sultan'ı aklımıza getirelim. Hürrem Sultan valide sultan olmadı mesela. Olmadı evet. Evet olmadan ama, vefat etti. Ama aynen. Ama güçlü bir isim. Bakın mesela Hasekilik'teyken o bir girdiği şeyler, rekabetler vesaire onu ve Kanuni gibi büyük bir zirve, muhteşem. Hakim bir padişahı muhteşem, kendine mahkum tabii, eden Hürrem Sultan diye zikrediyor. Ama zaten. Valide Sultanlık yapmadı mesela. Evet, yapmadı. Ama Valide Sultanlık konusunda bak Hatice Turhan Valide Sultan işte güçlü bir Valide Sultan. Kösem öyle, diğerleri... Valide Sultanlığı aslında devam etti fakat bu dönem geçiş dönemi. Yani bu diğer kendinden önceki o Nurbanu Sultan'la aslında başlıyor bu validelik şeyi. Valide Sultanlık Nurbanu Sultan'la sonrasında Safiye ya, Sultan. Tabii. Nurbanu Valide çok etkili oldu. Aslında o başlattı bu valideliğin yani adının duyulması, etkisinin, gücünün, karizmasının onunla birlikte Atik Valide var ya Üsküdar'da işte o evet. Yani... Ve onunla başladı bu. Ondan sonra bu şeye kadar geldi işte. Güçlüler geldi tabii o arada rekabetler şimdi, falan. Şimdi burada hani güçlüler geldi şöyle. Derken Handan Sultan var aslında. Üçüncü tabii. Ahmet'in annesi evet. Var. Ama biz Handan Sultan'ı bilmeyiz. Çünkü diğer güçlerin arasında kaldığı şimdi, için. Şimdi ikinci Ahmet'in tabii dediğin gibi Sultan mesela. Sultan birinci Ahmet'in annesi Handan Sultan. Birinci Ahmet olsun evet. Diğerleri onları pek bilmiyoruz. Zaten bazılarının da ismini de bildiğimiz yok. İşte, evet tarih Sultan kaynaklarında Mustafa'nın. Şey.
Ama burada geçiş dönemidir. Yani o gelenekten modern, artık geleneksel Osmanlı yapısının yüzünü batıya doğru döndüğü geçiş dönemi. Büyük savaşların sona erdiği. Yani düşünün, Viyana kuşatması, 4. Mehmet döneminde Viyana kuşatması. Yani 1600 işte derin, yani o çağ 87'de Viyana kuşatması. Sonra ondan sonra 2. Mustafa tabii başa geliyor. Zenta bozgunu. Evet. En büyük facialarımızdan biri. Sonra Karlofça Anlaşması 1699. Böyle olunca, böyle bir dönemden sonra artık Lale Devri'ne geçiş dönemi oluyor. Artık savaşların sona erdiği, Lale Dönemi'nin başladığı bir süreçte validelik yapıyor. Gülnuş Valide Sultan. Tabii şunu da hemen belirtelim. En fazla gezen valide de Gülnuş Valide Sultan'dır. Onu birazdan soracağım. Yani bu programda en ilk ve sonları çok duyacağız, duyuyoruz. En fazla Osmanlı coğrafyasında gezen, şehir gören ve padişah mahiyetinde her gittiği yere, sefere de, ava da götürdüğü kişidir. Haseki olarak da, Valide Sultan olarak da. Şimdi burada kayıtlarımız içerisinde var. Ben bunu soracağım. Balkanlara seyahate çıkan ilk Valide Sultan olarak bu seyahatinden biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Çünkü ilginç. Diğer Valide Sultanların, yani diğer sarayda, Osmanlı Sarayı'ndan neredeyse çıkmayan Valide Sultanların tam aksine sık sık seyahatlerde bulunarak Balkanları, Ukrayna, Romanya gibi oğlunun hükmettiği şehirleri de gezmiş. Tabii. Yani bu şehirleri gezerken, hani oğlun hükmettiği derken, eşiyle birlikte mi geziyor ya da tek başına seyahate mi çıkıyor? Bu seyahatlerden biraz bahsedebilir miyiz? Çünkü diğerlerinde rastlamıyoruz. Yani Kösem Sultan'ın çıkıp da herhangi bir yere gittiğini rastlamıyoruz. Bir oğlunun şehzadelik tabii, belki döneminde sancağına gidebiliyordu ama bu epey bir Avrupa gezisi yapıyor. Tabii, ve bu ilginçtir. Mesela bu dönem, birazdan yine değineceğiz, Edirne'deki o meşhur isyan var. Biliyorsunuz. Evet, onu özellikle konuşmak istiyorum. Ona geldiğimiz zaman mesela orada Edirne vakası ne kadar? 50 yıl yaklaşık. Yani neredeyse devamlı değil ama neredeyse Edirne başkent. Yani fiili başkent Edirne. Edirne. Zaten hani halk da bu yüzden biraz homurdanmaya başlıyor değil mi? Zaten. Edirne'de geliyor. Şimdi Edirne Balkanların kapısı. Yani Edirne'den çıktığınızda ileride Dimetoka. Oradan biraz daha yukarıya doğru gidiyorsunuz. Zara, işte yukarıda işte Hacı Pazarı, diğer yani Silistre, Tuna boyları, yukarıya doğru gidiyorsunuz. Ve orada yine avlar için olsun, gerekse seferler için olsun padişah yanında götürüyor şeyi, Gülnuş'u. Bunun da gerekçesi, onu çok sevdiğini söyleyenler de var tarihçiler arasında. Mahiyetinde bulunuyor. Yani öyle bir şey var. Özelliği var. Zaten 39 yıl biliyorsunuz tahtta. Evet. Edirne'deler. Edirne çevresi o dönem dediğim gibi Balkanların ağzı. Filipe, diğer o yerler. Selanik mesela gittiği yerlerden biri. Ve epey bir şehir. tabii. Geziyor değil mi? Yani baktığımızda. Yani Selanik'ti. Metoka dediğim gibi. Hacıoğlu Pazarı. Daha birçok yer. Ve mahiyetinde tabii arabası var. Mesela Gülnuş Sultan arabasıyla genelde gidiyor ve yanında gerek İstanbul'a gelirken, gerek Edirne'den Balkanlara giderken 5 de doktor var. Doktor. Hizmetçileri var, doktorlar var. Bunlardan biri cerrah, tamam mı? Böyle aynı günümüzde ambulanslar olur ya, onun gibi. Sonra tam teşekküllü vaziyette. Tam teşekküllü artış var. Yani gitmeden önce gideceği yere haber gönderiliyor seyahatlerde. Mesela diyor ki filan yerde, az önce dediğiniz gibi işte torunlarının olduğu yerler veya çocuklarının görev yaptığı yerler veya sefer hazırlığı olan yerler. Oraya gitmeden önce menzillerde haber gönderiliyor. Biz diyor oraya filan gün Valide Sultan gelecek. Kışsa mevsim işte 60 araba odunu, işte 2-3 araba kömürü hazır edin. Yani orada hazırlıklar yapılıyor. Hatta 3. Ahmet'i böyle bir şeyde doğuruyor. Sefer ve yolculuk esnasında Balkanlarda. Hocam, Gürrü hocamız yani demişti ki bir söyleşi sırasında, kulakları çınlasın. Aslına baktığınız zaman 2. Süleyman, 3. Ahmet, 3. Ahmet'ten daha çok bahsederken diyordu ki öyle güzel bir aşk yaşadılar ki
4. Mehmet'le Gülnüş Vahide Sultan. Bu aşkın meyvesidir 3. Ahmet. İşte 3. Ahmet döneminin Lale Lale devri olması da bundan mütevellittir diye bir cümle kurmuştu. Hakikaten 3. Ahmet de mutlu bir padişah, evet, baktığımız evet, zaman. Evet. Aşk çocuğu diyordu ona. Ve enteresandır. İşte Gülnüş Hemetullah Sultan'ın iki tane, biliyorsunuz az önce de söyledik, oğlu var. Oğlu, i̇şte 2. Mustafa. Evet. İşte sonra 3. Ahmet. Ahmet. Fakat 2. Mustafa ne yazık ki çok iyi başladı. Yani gerçekten o da mesela şeydir. Son örneklere şeye... Aslında hep bir Kanuni dönemi, hep bir Fatih aynen, dönemini yaşatmak istiyordu. Aynen öyle. Ordunun başına sefer ediyor. Divanı topluyor tekrar. Tabii. Eskisi gibi. Çok samimi, çok gayretli. Fakat eksiği şu, ekip. Ekip yok. Ekip. Yani o kadro yok yani. Yoksa bunu çok istiyor. Hatta sefere çıkıyor. Sefere i̇lk, çıkıyor tabii, tabii. Başında. Göreve çıktığı ilk 3 sene, her sene bir seferde. Ama en son seferde maalesef işte bozgunlar falan. Ve ne yazık ki dediğim gibi çevresi biraz da çok güvendiği insanlar ileride işte bu Edirne vakasına zemin hazırlayacaklar. İşte orada da Gülnuş'un yine yapıcı bir rolü olacak. Ona da değinebiliriz hemen o konuya geçersek. İnşallah. O zaman şöyle, biz 2. Mustafa ile 3. Ahmet'e zaten özellikle ben gelmek istiyorum. Bu dönemlere de geliriz. Ama burada sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa sonrası unutmamak adına devam şunu edebiliriz. Şunu ekleyeceğim ben burada. Az önce dediğimiz gibi kendisi Valide Sultan olduktan sonra 1695'te artık o 8 sene eski saray hayatından sonra, biliyorsunuz izleyicilerimiz daha önceki programda izlemişlerse, eski saray şudur. Eski valideler ya da sarayda padişahın annesi dışındakiler eski saraya gönderilir. Yani orada adeta görevde olanlar yeni sarayda olur. İşte Gülnuş Valide Sultan da işte 1695'te 2. Mustafa'nın tahta çıkmasıyla şeye geldikten sonra hareme, orada yönetimin içine ister istemez dahil oldu. Ve yani çünkü bu bir makam, resmi bir şey gibi düşünün. Meşveret konusunda tabii çok önem veren birisi. Onu da belirteyim hemen aklımda, çünkü birazdan unutabilirim konuyla biraz şey. Tabii. Meşverete çok önem veren bir valide. Az önceki o şeyle de alakalı bu işte. Uyum, saygınlık, ortada buluşma, dengeyi yakalama, keskin değil. Yani o yüzden hep şey, sakin duruyor, danışıyor. Mesela şey alıyor, fikir alışverişinde benlik bulunuyor. Benlik duygusu ön planda olmaksızın değil, aslında yok. Meşveret yaparak kararlarını aynen almaya öyle çalışan bir ve Valide mesela Sultan. İşte Valide Sultan olduğunda ne oluyor bu sefer? Valide Sultanların yevmiyeleri var. İşte güçlü bir şey oluyor artık. Hem sarayda günlük 4000 akçe sanırım. Yevmiyesi var. Evet, yani onu da burada belirtmek istedim. O çok önemli. Şimdi 2. Mustafa'nın, yani kendi eşinin vefatından sonra tahta çıkan 2. Mustafa döneminde eski saraya gönderiliyor. 8 yıllık bir süre. Şeyde bu Beyazıt'ın şeyden sonra 8 yıl 4. işte Mehmet vefat ediyor. Hemen onun kardeşi 2. Süleyman'la 2. Ahmet, bunlar 4'er sene padişahlık yapıyorlar. 2. Ahmet. Çünkü bunlar epeydir kafeste kalmıştı 4. Mehmet padişah olduğu için. Yine 39 yıl çok. 4. Mehmet de biliyorsun görevden alındı. Evet. Yani o da normalde alınmasa belki daha uzun süre kalacak. Şimdi oraya bir gelelim mi hocam? Yani bu geçmeden oğullarının tahta çıkma süreci ve Valide Sultanlık müessesesinin başlaması meselesine gelmeden önce Sultan 4. Mehmet'in av merakı ve Valide Turhan Sultan'ın Edirne'ye olan sevdası sebebiyle Gülnüş Sultan 1664 yılında ilk şehzadesini Edirne Sarayı'nda dünyaya getiriyor. Evet. Eşinin hava düşkünlüğü sayesinde 1665 senesinde Şehzade Mustafa henüz 1 yaşında olmasına rağmen İstanbul'dan yola çıkarak Edirne'ye, oradan da Demetoko'ya geçerek ilk gezisini yapıyor. Evet. Sonrasında zaten eşinin av partilerinin yanında av merakı sebebiyle Edirne'de kalması ve artık İstanbul halkının ve Yenişehir'in ve askerin hani padişah bizi unuttu vesaire gibi bazı söylentilerle birlikte Sultan 4. Mehmet'in bir tahttan indirilme süreci vardır aslında. Evet. Bu Edirne vakası meselesini biraz açalım mı? Ona şöyle yapalım. Önce az önce mesela Şehzade'yi doğurdu ya, Gülnuş Valide.
İlk şehzadesi 1665'te. Aynen. O zamana kadar 20 sene Osmanlı Sarayı'nda bir şehzade dünyaya gelmemişti. Öyle mi? Arada evet. 20 yıl var. 20 yıl. Epey. Bu da Osmanlı Sarayı'nda Gülnuş Valide'nin ne kadar önemli bir konumda olduğunu gösterir. Ve sonra ikinci şehzadesi doğacak işte. Ve Edirne'de büyük şenlikler yapılıyor. Yani bu çok büyük bir olay o dönem için. Yani şehzade getir. 20 çünkü sene sonra Osmanlı'nın bir soyunun tabii, devamı erkek. İçin şehzadeye sonra, ve şehzade doğuran Valide Sultan'ın kıymeti artıyor zaten. 4. Mehmet dönemi biliyorsunuz Viyana bozgununun İkinci olduğu. İkinci Viyana bozgunu. İkinci Viyana. Daha sonra işte bu olaylar görevden hallediliyor. Halledilince bu sefer dediğim gibi Haseki zaten o zaman şey Gülnuş. İkinci Süleyman'la ikinci Ahmet 8 sene padişah olduğu için Gülnuş eski sarayda. Sonra ikinci Mustafa oğlu padişah olunca Valide Sultan oluyor. Yine Edirne'de ama. Edirne'de kılıç kuşanıyor ikinci Mustafa eski camide. Ve o vefat edene kadar ki işte Edirne'ye şimdi oraya geliyorum vakaya. İkinci Mustafa şehzadeyken daha işte Edirne'de doğduğu şehzade Vani Mehmet Efendi'nin de öğrencisi olan ondan da ders almış. İstanbul Vani Köy'e ismini veren Vani aynen. Mehmet Efendi. Onun da öğrencisi olan Feyzullah Efendi var. Seyit Feyzullah Efendi. Hı hı. Şeyhülislam olacak daha sonra. Bu şey şehzade 2. Mustafa yetiştiren kişi. Hı. Ve Kösem Sultan Gülnuş da 2. Mustafa da hatta 3. Ahmet'in de hocalığını da yapıyor. Buna sonsuz şeyle saygıları var. Yani çok seviyor. Yani çünkü adeta onu o yetiştirmiş oluyor. Daha sonra 2. Mustafa padişah olunca hemen bu hocasını Şeyhülislam yapıyor. Tabii Feyzullah Efendi daha önce de bir kısa süre Şeyhülislamlığı vardı ama Şeyhülislam olunca 2. Mustafa döneminde yaklaşık işte 8 sene bütün gücü kendi elinde tutuyor. Padişahı yönlendiriyor, atamalar, aziller, tayinler hepsini Feyzullah Efendi idare ediyor. Bu da şöyle bir sıkıntıya yol açıyor. Genelde de akrabalarını, mesela çocuğunu atıyor. Çocuğu o zaman Nakibül Eşraf İstanbul'da Fethullah Efendi bir çocuğunu işte Anadolu kazaskeri birini Rumeli kazaskeri. Bu arada sadrazamların atamasına bile karışıyor. Askerlerin, yeniçerilerin. Ve bu büyük bir sıkıntı meydana getiriyor. Bir nefret birikiyor bu. Şimdi bu birikiyor. Daha sonra atadığı sadrazamlar bile yani kendilerinin onayladığı sadrazamlar bile görevden aldıkları zaten nefret ediyorlar. Birçoğunu sürüyor falan birçok şey. Ve devlet tıkanıyor. Çünkü atamalar gerçekleşmiyor. Mesela mezun olmuş biri göreve gelecek bekliyor orada. Mülazemet listesinde duruyor. Diğerleri öyle. Böyle olunca herkes bu sefer şikayetçi oluyorlar. Bir de üstüne üstlük bu şeydeki yenilgiler meydana gelince Avrupa'daki bu olay ekonomi kötüye gidince ve İstanbul'daki esnaf yavaş yavaş tabii halk da işin içine giriyor. Önce askerler başlıyor. Sonra medreseliler, ulema, asker ve diğer idareciler. Sonra da esnaf ve halk bir araya gelince İstanbul'dan Edirne'ye yola çıkıyorlar. Bu arada Feyzullah Efendi bunları Hafsa'da durduruyor. Daha sonra tekrar 60 bin kişilik bir grup Edirne'ye hareket ediyor. Bu arada işte 2. Mustafa Edirne'de ve onu da yanlış yönlendiriyorlar. En son Valide Sultan, işte bak Gülnuş'un şeyi bu. Mesela Gülnuş Emetullah'ın oğlum diyor 2. Mustafa'ya. Bak diyor böyle durum ciddi. Eğer diyor bu Feyzullah Efendi görevden almazsan diyor ümmetin Muhammed arasına kılıç düşüreceksin, kan dökeceksin. O yüzden diyor bunu derhal görevden al. Olacakları sanki olacakları görüyor. Bak dolayı. Diyor kötüye gidiyor, uyarıyor. Hı hı. Ve ciddi bir şeydir. Ve tabii buna rağmen geç kalıyor 2. Mustafa. Silivri'ye kadar harekete geçmiş şey. Hiç dinlemiyor mu? Edirne'den gelen orduyla İstanbul'dan gelenler anlaşıyor. Diyorlar 2. Mustafa'yı indiriyoruz. 3. Ahmet'i getiriyoruz. Yerine zaten bir padişah. Ve ondan sonra 1703'te bu olay
bu Edirne vakası dediğimiz olay, buna Feyzullah Efendi vakası da denir işte bu yüzden. Yani hı hı. Normalde işte Feyzullah Efendi'nin o yaptığı yanlış şeyler işte o. Ve ne oluyor işin daha acı, trajik boyutunu söyleyelim. Feyzullah Efendi'yi padişah buna rağmen koruyor. Git diyor gizlice kaç Erzurum'a memleketine. Yolda yakalıyorlar. Yolda maalesef yakalıyorlar. Yani şey olarak sonuç olarak maalesef diyorum. Edirne'de eziyet kafasını kesiyorlar, işkenceler yapıyorlar falan tabii. Hatta Tunca Nehri'ne atıyorlar cesetini. Yani böyle çünkü hani şöyle bir ortam. Tam bir şey ortamı, isyan, anarşi, böyle enteresan bir durum. Yani öfke, kin o kadar birikmiş ki. Böyle bir olay oldu. Ve bu ne yazık ki sonra ne oldu? Feyzullah Efendi'nin oğlunu da İstanbul'da öldürdüler. Akrabalarını Yedikule zindanlarına attılar. Sonra bunlardan bir kısmını Kıbrıs'a sürdüler ve bir dönem mesela Şeyhülislamların işte bunu Halil İnalcık Hoca da birkaç defa değinmişti. Bu dönemlerdeki etkisi. Yani biraz baskındır. Ondan sonra bu tarihten sonra da şöyle bir kırılma oldu. Artık padişahlar Edirne'den İstanbul'a geldiler. Üçüncü Ahmet İstanbul'a geldi ve İstanbul ikinci mi diyelim artık üçüncü mü baharını yaşadı ondan sonra. Lale devrini. Lale devri diye evet. Adlandırılan yani devri zaten devri, başlıyor. O isyan devri, vaka devri bitti. Av devri bitti. Ve Lale devri başladı. Çünkü 1687 yılında Sultan 4. Mehmet'in tahttan indirilmesi de bu şekildeydi. O da öyle. Burada bir kırılma tabii, noktası. Tabii. Bu çok ciddi bir kırılma noktası. 1703'teki 3. Ahmet'in tahta geçirilmesi de ciddi bir olay. Ve tüm bunlara şahit olan Gülnüş Valide Sultan, Valide Sultanlık makamında esasına ve baktığımız zaman. Valide Sultanlık makamı da tehlikeye girmişti. İsyancılar evet. Onu da şey yapın dediler. Biz tamamen dedi istemiyoruz. Valideyi de istemiyoruz. Evet. Onu da gözden çıkarttılar. Daha sonra 3. Ahmet res çekiyor. Eğer diyor böyle olursa diyor yani yeni sarayı almayın dediler daha doğrusu. Yani biz bu valideyi de emekli edin. Eski sarayda kalsın. Yani 2. oğlu tahta çıktığı zaman. Çünkü onu da suçlu görüyor. İsyancılar tamamen kadronun yenilenmesini istiyorlar. Yani böyle biz o zaman öyle çünkü. Bütün kadrolar. Şeyhülislam, kendi Şeyhülislam Mehmet Efendi'yi atıyorlar. Her şeyi yani padişah, sadrazamlar, Şeyhülislam. Yani bu yönetici tabakanın hepsinin değişmesini istiyorlar. Valide Sultan da dahil o da yönetici kabul ediliyor. Yani ve o da tabii daha sonra 3. Ahmet'in şeyiyle kalıyor. Ve bu arada 3 ay sonra Yunus Emetullah Sultan evlat acısı yaşıyor. 2. Mustafa vefat ediyor. Tahttan indirilmiş olan evladı. Halbuki Şimşirli'ye gönderilmişti. Çünkü evet. Görevden aldı. 3 ay İstanbul'daydı. Yine valide sonra onu ziyarete gidip geliyordu. 3 ay sonra ölüyor ve evlat acısı yaşayan da bir validedir. Başka çocukları var mıydı? Vardı. Kızları var. Mesela 2. Mustafa'nın ablası Hatice Sultan çok önemli. Sonra Emine Sultan var. Bunlar da çok önemli figürler. Bunlar da çok zaten evlendirildiği kişi de mesela Emine Sultan yanlış hatırlamıyorum. Çorlulu Ali Paşa. Aynı öyle zamanda damadı yani. Çorlu Ali tabii. Meşin. Çorlulu Ali Paşa. Çok güzel. Tabii yani çok böyle ilginçtir. İstanbul'a damga vuran isimlerdir bunlar. Tabii. O dönemde böyle. O dönemde evet. Evet. Peki 2. Mustafa öldürülüyor mu Şimşirlik'te yoksa? Yok öldürülmüyor. Yani kendi yani acısından kahrından mı vefat ediyor? Vefat ettiği söyleniyor. Yani öyle bir belge ben bilmiyorum en azından. Aha. Yani öyle çünkü öldürüldü diye bir şey yok. O zaman şöyle sorayım. Şimdi 20 yıllık bir valide sultanlık dönemi geçiriyor. Yani ben tarih kaynaklarından hiç şey yapmadım pek. Görmedik çünkü, değil mi? Olsa evet. Varsa mesaj atsınlar. Hocam evet izleyicilerimiz mesajlar geliyor tabii, bu arada. Gelsin, ben yapsın. Hepsini ben de kayıt altına alıyorum. Önemsiyorum. Birçok şey tabii aklımıza gelmiyor hemen. Birçok şeyi atlayabiliyoruz. Dikkatimizden kaçabilir. Evet. Bazen bir program yaparken diyoruz ki muhtemelen bu programdan sonra bunun için konuşmadım, niçin aklıma gelmedi oluyor, diyeceğiz ama evet. Nasip bu kadarmış diye. Derslerde de oluyor bizim işimiz. Derslerde de böyle tabii. Oluyor. Şimdi hocam 20 yıllık bir valide sultanlık tabii. Müessesesi var kendisinin bizzat evet. Yaşamış olduğu. İlk 2. Mustafa dönemi ancak daha evet. Sonrasında 3. Ahmet dönemi ama 3. Ahmet dönemi hep evet. Biz baktığımızda sizin de zikretmiş olduğunuz üzere Lale Devri.
Ferahlık, rahatlık, sanki işte insanlar çok fazlasıyla Evet. rahat içerisinde, sürekli mesire yerlerinde eğlence içerisinde gibi geçiyor. Bu yıllarda Gülnuş Valide Sultan'ın neler yaptığını biliyor muyuz? Evet, biliyoruz. O da şöyle. 1715'te vefat ettiği zaman işte 3. Ahmet'in artık padişahlığının, yani Lale Devri'nin şeyleri ortalarına doğru gidiyoruz. Tabii 3. Ahmet o 1730'da, şimdi o da enteresan, bir isyanla başa geliyor, başka bir isyanla devriliyor. Baştan. Patrona isyanıyla da o gidiyor sonra. Evet. O da çok kötü. Tabii 30 sene neredeyse, yani 30 seneye yakın bir süre, yani 27 sene falan. 1703'ten 1730'a kadar. Tabii Gülnuş Valide'yi ikiye ben şöyle ayırıyorum kafamda. İkinci Mustafa döneminde yaptığına baktığım zaman Galata'yı görüyorum. Galata. 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 Üçüncü Ahmet dönemine baktığımda da Üsküdar. Yani şöyle, o da ikinci Mustafa zamanında Galata'daki büyük camiyi yaptırıyor, eserini yaptırıyor. O çok büyük bir hayrat. Biz hep aslında Üsküdar'daki, ki bunu konuşacağız birazdan. Siz orada çok Ona güzel değinelim, de o çünkü aslında çok ilkleri önemli. Tabii konuşacaksınız tabii. Yani birazdan, orada, ama Galata'dakini çok fazla bilmeyiz. evet, onun da Galata'nın nedenleri var. Tabii niye bilmiyoruz? Çünkü nedenlerini de bir konuşalım he, mı? Nerede Galata'da tam olarak, ve evet. külliye mi, bir cami mi? Şimdi hemen şöyle belirteyim. İkinci Mustafa döneminde işte 1600'lerin tam sonlarına doğru Yunus Valide'nin yaptığı, biraz da hizmetlere değineceğiz ama Tabii. en önemli hizmetlerden birisi, bu padişahlar için de geçerlidir, kim yapıyorsa, su sağlamak, su temini. Yani su temini çok önemlidir İstanbul'da özellikle. Galata'ya çeşmeler ve su yolları yapmıştır. Ve o camiyi yaptırmıştır. Bir de ketüdağısı var. 20 sene yanında ketüdağılık yapıyor. Ona mektupları da var, el yazıları da Çok var. önemli Arkadaşlarımız Mehmet Efendi. getirirler birazdan. Ketüdağısı da caminin karşısında Darül Hadis bir medrese yaptırıyor. Şimdiki Bereketzade Medresesi. Öyle Tabii mi? onun karşısındaydı cami. Galata'da o şimdi Davatçılar Çarşısı'nın olduğu alan. Orası camiydi. Cami çok geniş, kırma çatılı, bayağı geniş, hünkâr mahvili olan da bir camiydi burası. Ve yanında çeşmesi de vardı, çeşmeleri de vardı. 1958'e kadar, yani 1955-58 arası o dönemde yıkıldı, harap diye. Harap olduğu Evet, için, harap yol olduğu için. geçme meselesinden mi Normalde yıkılıyor yok, o yine? biraz daha iç kısımda kalıyor. Ama tabii o dönemde belki de ekonomik olarak düşünmüş olabilirler. Ben mesela size şunu buradan özellikle not aldım. Birazdan bu detayları şimdi mi vereyim, birazdan onu da bilemedim. Sadece Galata'da bulunan camisi için vakfiyesinde belirttiği görevliler ve onların maaşlarının listesi. Yalnızca Galata'da. Evet. Şimdi bir yerini tarif etseniz bize, Yeri tam İstanbul'da olarak şöyle, bilenler için, aynen hani yarın söyleyeyim. öbür gün yolunu oraya düşürenler, burada Evet. bir Gülnuş Emetullah Vade Sultan'ın bir Evet. eseri vardı, bir camisi Var, vardı diye var. Bunu niyet artık edeceğimiz. izleyicilerimiz gayet artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Yani arama motorlarına yazsalar Galata Yeni Cami diye önlerine çıkar. Evet, o da Yeni Cami. Yeni Galata Yeni cami. Cami, evet. Peki neden? Bunu da şöyle yorumluyorlar. Onun yerinde daha önce bir kilise vardı. Yanmış. Galata yangında kilise harabe olmuş. O bölgeyi Gülnuş Valide gül bahçesine çevirmek istiyor. Yani şey anlamda, hayır eserleriyle orayı şenlendirmek. Yani mamur etmek, geliştirmek. Bir anlamda da İslamlaştırmak istiyor. Peki Galata'da o bölge nereye bakıyor? Nereye bakıyorum? Kayınanasının, kayınanasının, kayınvalidesinin camiine Birbirini bakıyor. selamlıyorlar Yeni herhalde camiye buradan, değil mi? bakıyor. Yeni cami de biliyorsun, Turhan Valide Sultan Evet, olayı eseri. eski Safiye Sultan eserinin üzerine devam Yahudiler etti. orada yangından sonra, 1660 yangınından sonra biliyorsun bayağı bir Evet. şeydi, zulmiye falan da denilmişti hatta. Orayı imar etti Yeni Valide Camii, Turhan Valide Sultan. Ona bakıyor o da. Tam o da aslında buradan şöyle de bir yoruma gidilebilir. İşte validesini örnek alıyor bir anlamda.
O zaman benim sorumun cevabı buradan geliyor aslında. Yani, iyi anlaşıyorlar yorum mıydı? Tabii, evet, o büyük valideydi. Kalıyor. Çünkü o 35 sene önünde o figür ve güçlü bir figür. Var. Akıllı, zeki. Ve devlet için, devletin bilen, gerçekten. Köprülülerle düşünsene yani. Ya, böyle bir insan, böyle bir valide, evet. Hocam gelin kayınvalidenin eserleri birbirine bakıyor. Burada bakıyor, kalalım. Evet. Burada şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tam buradan devam edelim lütfen. Evet. Ben de izleyicilerimizin mesajları geliyor. Çok güzel sorular da var işlerinde. Zor olmasın. Tamam, ben kolaylarını size sorayım. Sevgili izleyenler, mesajlarınız ve katkılarınız geliyor. Ben şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra hem sizin tweetlerinizi hem bize ulaştırmış olduğunuz mesajları hem de katkılarınızı mutlaka hocama yönelteceğim ve buradan da okuyacağım. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra biz buradayız. Rabia Gülnüş Emretullah Vadisi Sultan'ı konuşuyoruz. Aradan sonra bizimle olun lütfen. Vaktiv ekranlarında Yön Veren Kadınlar programımız kısa bir aradan sonra devam ediyor. Gülnüş Emretullah Valide Sultan'ı konuşuyoruz. Stüdyomuzda Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Fatih Köse hocamız var. Biz programımızın ilk bölümünde Gülnüş Emretullah Valide Sultan'ın hayatını, saraya yolunu nasıl düştüğünü, 4. Mehmed'e nasıl eş olduğunu ve sonrasında oğullarının nasıl tahta geçtiğini ve nasıl tahttan indirildiğini konuştuk. Tam hocamızla birlikte Rabia Gülnüş Emretullah Valide Sultan'ın Galadaki hayır eserini konuşuyorduk ve demiştik ki aradan önce sevgili hocam kayınvalide ve gelinin camileri birbirini selamlıyor adeta. Evet. Şimdi ben müsaade ederseniz hani ve gelini haddini biliyor tek minareli. Karşıda Valide Sultan iki minareli, üçer şerefeli minareler. Bu çok güzel. Hocam bir daha tekrarlayalım mı? Ve gelini yeni cami. Evet. Galata yeni camii. Evet. Karşıda validesini tek minareli. Ve orada o dönemde ilk yapılan Selahattin yani saraya ait bir hanedana mensup birinin yaptığı en büyük camidir o dönem için. Galata'da söylesek. Mı? Evet. Galata daha sonra mi? Var tabii Galata şeyi olarak söylüyorum. Daha sonra var tabii yapılanları var ama saraya ait birinin yoksa var daha sonra Mihrişah olacak ileride şeye doğru Bezmalem olacak ileride. Evet. Ama o dönem için Galata'yı ve Osmanlı Bankası'nın ön tarafı. Bereketzade ki o da Ketüdağ'sı onun karşısı. Yani bunlar hayır için el ele vermiş, seferberlik ilan etmiş. Seferberlik ilan etmiş. Ve haddini biliyor. Bak karşıda Valide Sultan'ın yanında tevazu oraya ve oradaki binaların yüksekliğinde geçmeyecek şekilde şey. Kubbeli şey değil, kırma çatılı. Yani şeye de dikkat ediyorlar. Çok evet, enteresandır. Aslında, değil mi? Evet. Ne kadar da güzel bir hadise. Şimdi izleyici sorularımıza müsaade ederseniz onları okuyayım. Çünkü programımızın sonunda vaktimiz yetmedi, okuyamadık deyip kalplerini kırmayalım izleyicilerimizin. Ayten Demirci demiş ki son valide sultan olmasının sebebi neydi? Bunu biraz da konuştuk aslında kısa bir cevapla. Bir, iki padişahın validesi son artık. Yani son. Başka iki padişaha validelik yapan yok. Bir o, iki bir de geleneksel yapıdan gelen o figür olarak son. Ondan sonrakiler artık tamamen. Padişahın şeyinde ve hayır işleriyle hep şey diğerleri şeydi güçlü figürlerdi tam geçiş dönemidir. Yani o geleneğin sonuncusudur anlamında. Hocam güzel bir soru. Ve 20 yıl ondan sonra yok yani o sürede başka yapan yok. En fazla 15-16 sene var. Evet. Pardon kesiyorum ama. Estağfurullah hocam program sizin. Evet. Gülnüş Emetullah Valide Sultan'ın gelini Saliha Sultan'ı bulma hikayesini anlatır mısınız? O da şimdi yine... biz kendi kayınvalidesi Turhan Sultan'dan bahsettik. Onun da kayınvalidesi Kösem'den bahsettik ama onun da bir Saliha Sultan diye gelini var. İstanbul'da da eserleri var. Kesinlikle önemlidir. Bu Saliha Sultan'ın saraya gelmesi de 4. madde. Hani dedik ya şey olur bir de sivillerden hani gider ailesinden izin ister vesaire gibi. Bir gün yine Galata'da Gülnüş Valide arabasıyla geçerken gözüne nasıl olduysa bir kız çocuğu ağlayan bir kız çocuğunu görüyor. Dur bakayım diyor o da çocukları çok seven birisi Gülnüş Valide. Ramazanlarda falan çocuklara... Şey yapar, elbiselikler aldırır. Yani vakfiyesinde de var bu. Sıbyan Mektebi de vardır. Gidiyor kızın yanına. Kızım niye ağlıyorsun diyor. Kız da işte diyor annem beni çeşmeye göndermişti. İşte suyu aldım giderken testi diyor. İşte düşürdüm.
kırdım, ona ağlıyorum. İyi diyor, ben sana testinin şeyini vereyim, üzülme yani annen. Yani testi için niye ağlıyorsun, senin canından daha mı yani önemli gibi. O da diyor ki efendim ben diyor testi için diyor ağlamıyorum. Ben diyor nasıl böyle bir beceriksizlik yaptım diyor. Bu sorumluluğu yerine getiremedim. Sorumluluk bilinci. Sorumluluk bilinci. Ben kendime diyor kızıyorum. Nasıl olur da diyor bir an böyle bir şey bulunup boş bulunup da bunu diyor bu görevi yerine getiremedim gibi bir şey. Bu da çok hoşuna gidiyor. Gülnuş validenin. Ve kızla yakından ilgileniyor. Kızım nerede oturuyorsun? İşte bakıyor. Dedik ya saraya alınanlarda bir de ne lazım? O sorumluluk bilinci akıl yani. Oradan ailesinin yanına gidiyor. Ailesinden diyor böyle böyle. Tabii onlar da hemen başımıza devlet kuşu kondu diyorlar. Saraya kız vermek. Tabii devlet yani. Talih demek. Devlet aynı zamanda talih demek. Hı hı. Devletin şeyi o. Talih kuşu. Talih kuşu o aynı şey. Devlet kuşu talih kuşu eşit. Tamam diyorlar ve sarayda yetişiyor. Ve gelin oluyor işte. Birinci Mahmud'un eşi. Yani kızı aslında kendisi yetiştiriyor. Tabii ve tabii ondan yetiştiriyor. Sonra oğluna, ve onda o şeyi görüyor yani. Potansiyeli görüyor. Cevheri görüyor. Hı hı. Enteresan bir şey. Şimdi Valide Sultan'ın şöyle de bir özelliği var. Günümüzdeki aile ve işte sosyal politikalar bakanlığı gibi çalışıyor. Yani sosyal yardımlar, ailelere yardım, işte Ramazanlarda birçok günlerde, işte kurbanda, Ramazan bayramlarında, Nevruz bayramlarında, kandillerde, Muharremlerde, tekkelere, oralara, her yere, fakire, fukaraya yardımlar gönderiliyor. Dediğim gibi evlenemeyecek kızlara bazen kendi duyduğu an çeyiz falan da hazırlattırıyor. İşte bazen azat kız ettiriyor. Şey. Tabii tabii bunları yapılıyor yani bunlar birçok valide de yapar ama bunda daha çok ön planda. Bir gün Hasköy diye İstanbul'da bir semt var. Evet. Yahudi mahallesi yani Yahudi semtidir Hasköy. Karşısı Balat orada öyle. Hasköy'de yoğurtçu bir bostancı orada şey yaparken işte ticaret yaparken Yahudi bir kıza aşık oluyor. Yahudi de Yahudi kız da buna aşık oluyor. Tabii oğlan Müslüman, kız Yahudi. Fakat birbirlerini çok seviyorlar. Kız gizlice Müslüman oluyor ama ailesinin bunda haberi yok. Hatta babasından da şey yapıyor. Babası bunu başkasıyla evlendirmek istiyor haliyle kendi dininden biri. Bunu da oğlana söylüyor Müslümana, Yahudi kızı. O da diyor ki yapacak bir şey yok, kaçacağız. Yani kaçacağız. Tam bunlar kayıkla yani o Haliç'in kenarında askıyor. Oradan kaçarken bu sefer İstanbul Emniyet Müdürü olan Bostancıbaşı tamam mı? Onları yakalıyor. Şikayet ediyor çünkü ailesi yakalıyor tabii. Giderken kayıkta kız diyor ki ona görevliye. Ben diyor beni kaçırmıyor. Ben diyor gönlümle gidiyorum. Artı diyor ben Müslüman oldum ama bunu aileme söylemedim. Ha öyle mi? O zaman hukuk devreye giriyor bu sefer mahkemeye. Tabii, devreye tabii. Girer. Çünkü Müslümanım diyor artık evet. Orada ikrar ediyor yani dille ikrar ettiği için. Baskıda yoksa sonra şahitler bulunuyor. Ya durum böyle mi böyle. Sonra bu şeyin kulağına geliyor. Valide Sultan'ın. Mahkeme. Haberdar oluyor. Tabii tabii bundan. Çünkü mahkemeye intikal ediyor. Önemli bir şey o zaman bu konuşuluyor. Demek ki saraya da geliyor bu. Ve mahkeme tamam diyor sen Müslümansın artık tamam bunda bir şey yok diyor. İki Müslüman evlenebilir artık sen diyor. Çünkü baskı da yok şahitler de var tamam. Tabii ailesi artık şey, çocuk da fakir. Bu Valide Sultan bunların evini, çeyizini düzüyor. Mesela öyle de bir şey. Bu da çok... Sosyal yardımlaşma enteresan. Aslında. Mesela böyle de bir şey okumuştum bir yerde, kitapta. Bir şey daha var. Bak bu da belgelere göre. Bunu da Ali Hoca'nın yine kitabında okudum. Mal varlığı üzerinden zekatını hesaplatıp veren ilk valide. Mal varlığı üzerinden, evet. Bizzat kendi mal bizzat. Varlığı. Bizzat. Zekatını hesaplatıp veren belgelerde rastladığın ilk valide. Bak, bu da enteresan bir şey. Ha bu şu anlama gelmiyor yani. Diğerleri hesaplatmıyor değil. Evet. Bu burada ayrı bir nüans var. Elimize belgesi geçen Valide Sultan. Bu kayıtlı her şey belgeli ortada olan bu. Aslında, bir de bak yine enteresan bir nokta. Şimdi bunları unuturum diye hemen giriyorum. Lütfen. Edirne'de bir namazgah yaptırıyor. Şimdi namazgah olayını kadınlar çok seviyor. Tamam mı? Valideler, kadın, işte sultanlar, padişah kızları, hanımları çok bu hayrı da çok seviyorlar.
Ve enteresandır. Mesela o namazgah Edirne'de. Ben bunu geçen düşündüm. Programa da gelirken aklıma da geldi. İstanbul'da iki tane fevkani dediğimiz namazgah var. İkisi de kadınlara ait. Hatta biri şeyde Kasımpaşa'da, Piyalepaşa'da Kadınlar Çeşmesi namazgahı. Kadınlar Çeşmesi, evet, namazgahı. Evet, namazgahı. Altı çeşme, üst katı namazgah. Kimin yaptırdığını biliyor muyuz? Kadınlar Çeşmesi diye Kadınlar geçiyor. Çeşme. Tabii bellidir, hepsi kayıtlı. Ama İstanbul'da, sur içinde bunun en güzel örneği Esma Sultan namazgahı Kadırga'da. Tam böyle müthiş. Yani ve yine Üsküdar'da Hanım Sultan'a yaptırdığı bir sürü namazgah var. Hocam bir tanesi çok de çok enteresan. Bir gezimde yani, rastgele sadece abdest almak için beklediğim bir vakitte denk geldi önüme. Küçüksu'da. Ha evet, doğru. Küçüksu'da. Yani evet. Çok ilginç bir şekilde. Evet, o da yine Mihrişah Vadi Sultan'ın. Evet, Mihrişah Vadi Sultan'ın. Zaten çeşmesini yaptırıyor, evet, ve akabinde de orada bir namazgah yaptırıyor. İşte bu hanımların enteresandır. Hayır şeylerinde çok zarif, küçük ama büyük bir hizmet esasında. Hocam zaten baktığımız çeşme zaman çeşme ve yanda namazgah. Esasında Osmanlı padişahları devleti yönetirlerdi. Devletin işleyişiyle alakalı baştaydılar. Ama hanım sultanlara baktığımız zaman da sanki hayır eserleriyle şehirleri süslediler. Tabii. Ve abide eserler bıraktılar. Şimdi Üsküdar'a baktığınız zaman tabii, hanımlar şehri diye geçiyor. Ona aynen. Ve yine sur içinde de böyle nice eserler verdiler. Sultanahmet'in tam ortasında Hürrem Sultan'ın tabii, bir hamamı tabii, var. Tabii, tabii. Orada külliyesi, diğerlerini zaten saymıyorum. Saymaya tabii kalksak Bezmali vesaire bitmez. Az önce söyledik, çeşmeler. İşte Saliha Sultan muhtemelen o tesisinin kırıldığı yerde kendi sebil ve çeşmesini yaptırdı. Belki de çok her evet, geçişte. Evet, çünkü o Galata'da orada. Evet, belki Galata'da ona hatırlatır. Bugün sebil ve çeşmesi sonra var ki muazzamdır. Arkadaşımız, evet, arkadaşlarımız o çeşmenin görüntülerini belki getirebilirler ekrana. Evet. Hakikaten Saliha Sultan. Bir de niye çeşme yaptırıyorlar? İslam medeniyetinin yani bağlı bulunduğu medeniyetin kaynaklarının ona öğrettiği yani ondan istedi. O da şu, sadakaların en eftali su temin etmektir. Çünkü İstanbul'un da suya ihtiyacı var aslında. Tabii o da ve var. Su medeniyet. Ve su sağlamak, temin etmez. Sadakaların en faydalısı, yücesidir yani. Allah katında en makbul olanıdır. Evet. Hani o yüzden su vermek, açları doyurmak önemseniyor. Hocam o zaman sevgili Ayten Demirci güzel bir soru sormuş. Bu sorunun cevabını bakalım, ben de hakikaten merak ediyorum. Gülnüş Emetullah Valide Sultan neden camini Üsküdar'a yaptı? Evet. Bu da yine Valide Sultan'ın hassasiyetiyle alakalı. Evet hocam, az önce bahsettiğimiz sebil geldi şimdi. Evet. İzleyicilerimiz evet, bu işte gelininin yaptırdığı. Saliha Sultan'ın yaptırmış öyle olduğu ve belki de kendi testisinin kırılıp saraya yolunun orada düştüğü. Çünkü o Galata diyor tam orası bakınız. Evet, güzel de bir restore edilmişti son vakitlerde. Evet. Şimdi şöyle de bir tabii neden Üsküdar? Bak bu da çok neden önemli. Neden Üsküdar? Şimdi külliyesini de bir getirirse arkadaşlar Üsküdar'da Valide Sultan'ın. Üsküdar mesela özellikle temiz toprak, harem toprağı olarak görülür o taraf. Çünkü haç yolculuğu oradan başlar ve kara bağlantısı vardır direkt Mekke Medine ile. Bazı yorumlarda öyle denir. Şimdi Üsküdar haç yollarının başlangıcı ve Surre alaylarının oradan Ayrılık Çeşmesi'ne kadar da uğurlandığı yer. Aynı zamanda böyle de bir yer. Bir de Doğancılar'da bir gece konaklıyorlar ya, hani Sürrü Alayı'na evet, acaba geç kaldım oradan hemen evet dahil olsun diye. Yani o Doğancılar'a baktığımız zaman, Üsküdar'ın merkezine baktığımız zaman tabii çok kıymetli bir yer. Tabii kesinlikle. O yüzden hani bu soru da çok manidar. Ben de o sebeple vereceğiniz cevabı da çok merak ediyorum. Niçin Üsküdar? Validenin hayatına baktığımda şunu gördüm. Ben de şaşırdım. Çok dindar biri. Ve bütün iman şartlarında, işte İslam'ın şartlarında ve salih amel dediğimiz yani o faylada hayır işleri, sadaka-i cariye konusunda çok hassas. Vasiyeti gereği vasiyet ediyor bunu. Hatta hayattayken Üsküdar'a geliyor. Üsküdar'ı daha önce de ziyaret etmiş. İstanbul'da da çok gezen biri. Ve Üsküdar'da şeyin karşısında türbemi diyor. Burada filan tekkenin karşısına yapın, türbesinin. Orada eskiden Halim Gülüm Efendi tekkesi vardı. Halim tam, Gülüm Efendi evet, tekkesi. Tam o şeyin karşısında. Türbesinin karşısında. Şimdi bir cadde var.
türbesinin orada. Zaten Milliye Caddesi. Burada da Hakimiyet-i Milliye Caddesi ve onun hemen tam karşısında, şimdi bir tatlıcı var orada, bir bankalar onun vesaire. Onun yanında da karakol vardı eskiden. Onlar yıkıldı, şu an günümüze ulaşmadı. Ama kaynaklar da buna şey yapabilirler. Şimdi onun karşısındaki tekkeyi yaptıran kişinin Hazreti Hamza'nın soyundan geldiği söylenir. Tamam mı? Benim tahminim, tabii bu benim yorumum. Kendisi adeta Ehl-i Beyt aşığı bir valide. Haç yolları için çeşmeler ve yolları tamir ettiriyor. Kuyular açtırıyor. Cidde'ye, Mekke, Medine'de, mesela Mekke'de Darüşşifa ve imaret yaptırıyor. Mekke, Medine'de? Mekke'de. Mekke'de. Tabii. Daha sonra o şey Kabe genişletirken yıkıldı. Yani şu an sorular gelmiş bunlar. Geliyor. Yani çok sorular gelmiş. Cevap oluyor bunlara. Sonra oradaki dedim ya haç yollarını, hacılar susuz kalmasın diye su kuyuları açtırıyor, kaldırımları genişletiyor. Üsküdar'dan şeye kadar. Yani neredeyse o yolların üzerinde ihtiyaç. Sonra Mısır Bulak'ta ve Cidde'de ambarlar yaptırıyor. Bu ambarlar arasında erzak taşımak için gemi tesis ettiriyor. Yani vakfediyor. Sonra dediğim gibi haç şeyinin başlangıcı Üsküdar, Üsküdar'dan Medine'ye adeta oradan bir rabıta kuruyor benim kanaatim. Bu bir. İki. Bunu başından nereden anlıyorum? Bütün yol boyunca aslında bir eser ve bir anlamda emek oradan başlıyor. İkincisi işte camiyi görüyoruz. Bakın bu Yeni Valide Camii'nin hemen şu karşıda mihrabın solunda bir tane büyük bir levha vardı. Bak çengelleri duruyor arkadaşlar. Bakın solda görüyorsunuz. Hemen Çinilerin yanında bakın çengeller var. Gördük mü? Evet, evet, evet. Durdu orada, arkadaşlar. Orada büyük bir levha vardı ve orada Valide Sultan Kabe örtülerini de yenilettiriyordu. Ve halk Kabe'ye gidemeyenler en azından onun örtüsünü görsün, orayla ünsiyet kursun diye buraya koskoca bir levhada Kabe örtüsünü astırmıştı. Öyle mi? Evet, yeri boş duruyordu. Daha sonra bir gün gittim, yıllarca giderdim, bakardım. Kabe örtüsü oradaydı. Hatta eski fotoğrafları açarsa izleyicilerimiz ya da çıkar. Bir gün bir baktım yarısı yok. Şu çizginin olduğu yere kadar olan kısım. Orası levha içerisindeydi. Yani büyüktü daha doğrusu öyle diyeyim. İmamımla görüştüm. Dedim nerede? Ne oldu yani? Ya dedi hırsız girdi yarısını götürdü. Aradan gerçekten bir süre daha geçti. Bir baktım diğeri de yok. O da çalınmış. Yani o sonra kaldırılmış. Yani orada amacı o. İşte Kabe ile Mekke toprağıyla Ehl-i Beyt ile bağlantı, rabıta kurmak. Bir de Allah'ın rahmetinin işte o türbesi var ya, üstü açıktır. Evet. Onunla alakalı evet, bir vasiyeti vardı. Benim işte tahminim, yorumum o. Yani Üsküdar'dan Kabe'ye kadar o şeyi sağlamak. Yani o şeye komşu gidenleri olmak. Gidenleri adeta uğurluyor hala. Hacıları, devam ediyor. Aynen öyle. Ve orada hemen yanı başında bir çeşmesi giderken var. Giderken beni unutmayın demek aslında. Değil bana da dua edin. Hacca gidenler. Çünkü hocam duancılara çıkış oradan zaten. Evet. Hacıların konakladığı, tabii, hac yolundakilerin konakladığı öyle, çadırlarını yani kurdukları bir yer. Validemiz. Evet. Hemen yukarısında. Tabii tabii tabii. Yani. Ve enteresandır. Bir de şöyle bir durumu var validenin. Birazdan onu da inşallah göreceğiz. Hayvanları çok seviyor. Bununla ilgili hatta bir çocuk kitabı yazılmış. Hayvanları çok seven prenses diye. Gülmüş Valide kitabı küçük. Ne zaman? Yeni şeyde gördüm. Hatta onu da paylaşacaktım. Şimdi ilk bak yine mesela ilklerden birisi. Gülmüş Valide Camii'nde iki tane minareli kuş evi var. Ondan önce varsa yazsınlar yani arkadaşlarım, daha tarihçi önce hocalarım, minareli kuş evi varsa yazabilir. Biz bekliyoruz ama aynen, bizim bildiğimiz. Benim gördüğüm, bildiğim ilk örnektir. Evet. Bunun başka örnekleri de var. En güzel örnek bu Seyit Hasan Paşa Medresesi'ndedir. O veznecilerde hemen üniversitenin karşısında, hamamın yanı. Bu da şunu gösteriyor. Kuş evlerini arkadaşlarımız ekrana yani, getirebilir mi? Üç tane ben onu örnek da, kuşların da Allah'ı zikreden bir canlı varlık olduğunu, onların da mabedinin adeta işte bu. Evet, adeta gökte uçan kuşa saray yapan Osmanlı diyorum ben yani, bu görüntüyü gördüğümde. Zerafet örneği, tabii incelik, sanat. Evet, yani her bu, türlü işleme. Tabii, tabii. Diğerine göstersek, yani, diğeri gelse. Mesela bu da aynı bir tanesi bakın. Bu. Çok muazzam. İçinde de kuş vardı. Hocam ben bugün bizzat kendi elimle gittim. Bu fotoğrafları çektim ve kuşlar şu an orada barınıyorlar. Yani burada özellikle birkaç tane kuşun girip çıktığını. Bir de küçük bir tane daha vardı. Onu da arkadaşlarımız getirirse ilginçtir. Nasıl bir hassasiyetin detayları
Bir diğeri vardı, daha küçük olan bakın, vardı. Bakın nakış gibi işlenmiş. Nakış gibi, evet. Ne kadar önemli aslında, yakınlaştırdığımız zaman bakıyoruz. Minareleri var bunların. Şimdi minareleri şerefeleri var, evet. Şimdi Gülnuş Valide biraz da bana göre, onu da yorum katıyorum şu an. Haddini biliyor. Şeyi artık ikinci oğlu zamanında ölümünün yaklaştığı yıllara doğru. Şimdi 1708-1711 yıllarında cami inşa ediliyor. Zaten 4 sene sonra vefat edecek. Yani 70'li yaşlarında yapıyor bunu. Ve cami dikkat ederseniz iki minareli ve ikişer şerefeli. Yani mahya kurmaya da Üsküdar'da en müsait camidir. Ve mahyalar buraya kurulur. Hocam bunu ben bir evrakta şöyle okumuştum, Osmanlı arşivlerinde. Sizinle zaten yolumuz da orada kesişmişti. Değerli hocamız arşivleri kullanarak tarih yazan ve tarih konuşan bir hocamızdır. Sevgili izleyenlerimize de ben kendisine ileteyim. Masa başı tarihçilik yapmaz. Bizzat arşivden gider, araştırır, belgelerle konuşur. Arşivde hocam böyle bir belgeye rastlamıştım. Üsküdar halkı diyor ki biz Ramazan ayında mahyaları görmek için deniz geçmeye çalışıyoruz. Ve bu denizleri geçtiğimiz zaman da ne yazık ki bize eziyet oluyor geri dönmek. Üsküdar'da mahyalar kurulsa da bizim çoluk çocuk temaşa etse diye bir dilekçe yazılıyor saraya. Tam ve nihayetinde aynen. De evet. Ondan sonrasında Gülnuş Evetullah Vade Sultan Camii'nde, yeni camide yani evet. Üsküdar'da bulunan yeni camide mahyalar kuruluyor. Ramazan ayına en çok önem veren validelerden birisidir. Öyle mi? Tabii. Ramazan ayı. O yüzden hiçbir şeye de halkın taleplerine kayıtsız kalmıyor. Yani hepsini cevaplıyor ve şey yapıyor. Ve o gün bugün mahyalar kurulur orada. Evet. Hocam bahsetmeye çalıştığım şey şuydu aslında. Görüntü gelirse de göreceğiz ama. Şimdi bunlar biraz daha büyük kuşlar için. Bugün ben güvercinlerin de şunlara girip çıktığını zaten bizzat temaşa ettim. Ancak ana giriş kapısının üzerinde bir küçücük serçeler için yapılmış. Yani kuşların da aslında cinsine göre kuş evleri yapılıyor. Bakın şu kapısı ne kadar muazzam. Evet. Kapısından giriyor ve içinde kuş belirli bir süre duruyor ve tekrar dışarı çıkıyor. Ama en önemlisi de hocam bunların yapılış amaçlarından bir tanesi de kuşlar yavrularını buraya bırakıyorlar. Tabii, ve burada besliyorlar. Koruyorlar. Tabii, diğer hayvanlardan, diğer canlılardan aslında kesinlikle. Yılanlardan mesela burada koruyorlar. O yüzden de gökte uçan kuşa saray yapan sadece böyle bir hani oraya bir kap koyan değil de gökte uçan kuşa saray yapan bir Osmanlı var. Hocam şimdi sorularımıza biraz daha devam edelim ama siz camindeki özelliklerden biraz daha konuşacağız. Ben levhalara geleceğim. Levhalar da benim için çok önemli çünkü. Fakat şöyle bir bizim izleyicilerimiz de ne kadar bilinçli tarihçiler olduğunu hocam. Mesaja bakın şimdi lütfen. İyi akşamlar, iyi programlar diliyorum Nermin Taylan hocam. Devletli İsmetli Mehbari Emetullah Rabia Gülnuş Vade Sultan Aliyeti Şahan Hazretleri. Evet. Osmanlı Devleti'nde son Haseki Sultan olduğu doğru mudur? Devlet yönetiminde etkisi olmuş mudur diye soruyorlar. İşte az önce cevabını verdik. Evet. En uzun Hasekilik yapan kişiydi. Yani şeyde Hasekilerdendi. Haseki First Day'di. Batı'daki tam karşılığını Batı'daki söylersek. Batı'daki tabirini söyleyelim. Yani tabii ki son değil ama o gelenekten moderne geçişin son temsilcisi gibi söylüyoruz. Hocam şimdi... Yani ondan sonrakiler gelenler zaten çok kısa süreli olacak. Bir tane orada istisna Bezmi Alem'le Pertevniyal biraz daha ön plana çıkmıştır. 19. yüzyıl. Evet şimdi çok hocam, güzel bir görsel. Aslında camiyi, caminin tam hani yapım ve bitiş sürecini bu görsel kalsın lütfen ekranda ama caminin Gülnuş Emetullah Vade Sultan yaşarken yapılıyor tabii, değil mi? Tabii yaşarken. Ziyarete geliyor hatta bakıyor. Evet bitişi. Bu süreçten biraz bahsedip. Belki ama önce bundan bahsedelim lütfen. Bundan bahsedelim. Şimdi burada çünkü bu oğlu 3. Ahmet dediğimiz Lale Devri padişahı aslında iyi bir hattat. Evet. Hatta arşiv evrakında hat düğüm mayınlara baktığımızda en okunaklı, en güzel, en nezih yazısı olan kişi isim. Evet. Evet. Bir hattat padişah annesinin caminin içerisinde bir levha yazıyor. Evet. Ve yazılan levhada da bir hadisi şerif. El cennetü tahte akdamil ümmihat. Evet. Cennet, el cennetü cennet, tahte altında, akdam, kadem, ayak demek, akdam, kadem, ayaklar, el ümmihat, anneler, analar. Cennet, annelerin ayakları altındadır. Alt köşede de Sultan 3. Ahmet imzası var. Evet, cennet, annelerin ayakları altındadır diye annesinin caminidir. Ve üst kat kadınlar mahfilinin orada. Evet.
Bir diğer görselimiz daha vardı burada hocam. Şimdi bir taraftan 3. Ahmet bunu yazıyor. Evet. Evet. Yine 3. Ahmet'in evet. Resul Hikmeti Mekafetullah. Yani hikmetin başı Allah korkusudur. Yani mekafet tam korku değil aslında da. Yani ondan çekinme biraz onu şey yapmak gibi. Evet. Yani onu esas almak diyebiliriz. Yani dikkat almak, nazarı dikkate almak gibi. Yani tam korku diyoruz, korku deyince farklı olabiliyor. Ama böyle çevirir genelde işte. Hikmetin başı Allah korkusudur diye çevrilir. O yüzden hikmetin cami başı. Cami olduğu için burası hani Allah'ın evi hani falan. Evet. Yani o şeyle yapıyla alakalı. Bir de burada Celi Sülüs, Bursalı Mehmet Efendi'nin yazdığı bir ayet var. Tam Gülnuş Valide'nin hayatını özetliyor ayet. İşte selamun aleyküm fethulühe bimâ küntüm tamelun. Cennete yaptıklarınızın tam ayeti arkadaşlar hemen şey yaparlarsa izleyiciler bulabilirler. Selamun aleyküm bima küntüm fethuluhel cennete bima küntüm tamir. Yani yaptıklarınızın karşılığı olarak cennete girin hadi buyurun. Çünkü siz öyle güzel şeyler yaptınız ki esenlikler sizin üzerinize. O ayet çok şey. Yani diyor ben hayır eserleri yaptım adeta bir mesaj. Yani yapıyla bütünleştirilen ayetler ve hadisler var. Evet. Çeşmenin üzerinde yine aynı şekilde. Daha buna benzer Sebil'in orada aynı şekilde. Mesela Sebil'i var orada. Şu an Üsküdar Belediyesi onu tekrar şey yapmış. Canlandırdı. Hatta ben bir gün geçerken su ikram ediyorlardı. Sebil'den? Evet evet Sebil. O fotoğrafları çekmişim de işte yetişmedi. Onlara bakacaktık. Yetiştiremedik. Evet. Caminin muvakkithanesi var. Ya orası çok enteresan. Orada beş yapı aynı böyle yan yana. Muvakkit sebil, muvakkithane, türbe, çeşme. Çeşmede de ilginç bir figür var. Kavunun üzerine bıçak saplı. Dikkat edenler varsa Üsküdar'daki arkadaşlar onu hocam, görebilirler. Hocam çeşmeyi de ben bugün çekmiştim ya arkadaşlar. Çeşme fotoğraflarını tabii, da getirecekler tabii, tabii. Şimdi. Lale devrine geçiş şeyidir. Natürmort orada meyve tabakları vardır, süslemeler vardır. Cennet meyveleri olarak tabii, adlandırılır, servi ağacı aynen vardır. Aynen öyle. Cennet çeşmeleri ve cennetten akan sudur o çeşmede akan su da adeta bir şey yaparsak. Öyle. Mesela bak solda kavuna bıçak saplanmış arkadaşlar görüyor musunuz? Sol altta. Hocam neden? İşte böyle yani bunun örneği bu da İstanbul'da tek örnek yani. Tek örnek evet, kavuna bıçak yani saplanmış. Bıçakla onu kesip yiyeceksin ya orada bakın. Tam sol alt köşede bakın. Evet evet gözüküyor zaten. Baktığımız yani zaman orada görebiliyoruz. İkram ediliyor. Yani bakın mesela işte armut var efendim, elma var, nar var. Yine orada karanfil var. Bunlar da aslında cennet tabii. Meyveleri evet, değil mi? Yani evet, cennet meyveleri evet. Olarak nitelendiriliyor. Sanki işte cennetten bir köşe tabii. Ve cennetten su size tabii. Geliyor. Bir de çeşmenin etrafında servi ağaçları yani, modelleri var. Yani, servi ağaçlarını da bilmiş olduğumuz üzere tabii, elif. Tabii, yani tasavvufta elifi sembolize eder. Tabii, doğru, ve servi ağaçları tabii. Dimdik büyürler. İnsanoğlu gibi ama ne kadar büyürlerse başları önlerine o kadar tabii, eğilir. Tabii, tabii. O da tevazuyu simgeler evet. Ve tevazu sahibi olman gerekiyor diye. Tepeliği de şeydir. Valide-i Yant şey yapar. Evet tacı değil mi? Aynen. Hotoza benzer. Tabii, aslında Orta Asya Türklerinin hala belki kesinlikle, kullanmış olduğu. Kesinlikle. Hotoza benzer. Evet. Bugün bir gün Üsküdar'a izleyicilerimiz yani, mutlaka gitmedilerse düşünsünler yollarını. Bir gün bir baktım. Tam geçiyorum oradan. Kedinin hı hı. Birisi baş taşının oraya yumulmuş yatıyor. Fotoğrafını da çektim yani arşivimde var. Bir baktım dedim ki kediye bak sen. Tam validenin dedim kucağına yani başının ayağının altına dedim kıvrılıp yatmış. Yerini bulmuş yani çok böyle güzel bir şey. Tam şefkat kucağı ana kucağına uyur gibi. Hı hı. Onu gördüm yani öyle de bir detay görmüştüm orada. Dediğim gibi burada mesela çeşmenin arkasında maksem var. Orada birçok detay var. Mesela tonozlu bir geçidin üzerinde Sıbyan Mektebi var. Yine Valide Sultan camiye 66 külliye tane. Külliye ek olarak değil mi? Tabii de hep külliyenin parçası. Camiye 66 tane kitap vakfediyor. Neden 66 hocam? Çünkü biliyoruz yeni caminin de yani Turhan Valide tabii. Sultan Camii'nin de 66 kubbesi olduğunu biliyoruz. Tabii 66 tane kitap. Bu kitaplar 66. Şu an Süleymaniye'ye nakledildi. Yazma eserler. Yazma eserlerdedir. Önce şeye naklediliyor oradan oraya. Orada vakıf mührü de var. Valide-i Sultan Ahmet-i Salis diye.
Öyle mi? Tabii, şeyi de var. Mezar taşındaki ibaret Arapça. Yani Arap alfabesiyle Arapça. Bazen Arap alfabesiyle Türkçe de olabilir, o Arapça. Mesela orada da valide-i Gazi Ahmet, Sultan Ahmet diye kendini tanımlıyor. Yani Sultan Ahmet de annesini çok seviyormuş. Üçüncü Meydan Ahmet, evet. Çeşmesi'nde 3. Ahmet, hı hı. Orada bir ibare var. İşte anne, bu Üsküdar'daki 3. Ahmet, evet, Çeşmesi'nden, evet, evet, bahsediyoruz. Evet, adeta annesinin çeşmesiyle, evet, karşı, evet, karşıya, tabii, değil mi? Tabii, sanki tabii. Birbirlerini, tabii, selamlarlar. Ve annesi onu yapmış. Orada yazıyor. Annesi için mi yaptırıyor? Evet. Hı. Hatta Nedim'in yazdığı 14 köşesi, 3 köşesi ünlü şairlere ait şiirlerdir. Şakir, işte Nedim, hı hı, ve diğer o dönemin şairlerinden biri. Ön denize, boğaza bakan da 3. Ahmet'in attı. O diğer Nedim'in yazdığında annesinin şeyi için diye bir ibare var orada. Mesela o da çok enteresandır. Aslında çok önemli şeyler söylüyorsunuz bize. Çok önemli bilgiler yani veriyorsunuz. Çok şey var daha da bu aklımıza gelen. Çünkü bazı şeyler aklımdan gitti yani. Yani kalp gözüyle ve yani ilim bilgisiyle bakacak olursak bugün Üsküdar'ın en yegane köşelerinden bir tanesinde hemen her geçene adeta orada atşan eden, yani sulayan, su veren, su bahşeden, belki imarethanesinde insanların karnını doyuran, vesaire, işte oradaki Sıbyan Mektebi'nde eğitim veren, ama her şeyden önemlisi kendi evladı da karşısında annesi için bir, evet, çeşme yaptırıyor. Sanki hani annesinin hala, tabii, kucağında başını, tabii, okşarmış, tabii, gibi, tabii, bir padişah, tabii, da olsa. Tabii. Ve oraya o yazdığı unutmuyor. Levha. Yazdığı levha yani, esasında hocam çok kıymetli. Çok kıymetli. Bugün bunun her bir evladın, örneğini Eyüp'te gördüm. O yani, nedir hocam? O da Şah Sultan Türbesi'nde gördüm. Onun üst iç kapıda, evet, aynısı orada Celisülüs, aynı türbenin yanında. Kim yazdırıyor hocam onu? Vallahi onu o da sanırım 3. Selim yazdırdı galiba. 3. Selim, yani Şah Sultan. Sultan, evet, türbesinin içerisinde, o ana kapıda, arka tarafta tabii. Aynı hadis orada da vardı. Yani ilginç bir nüans. Tabii ilginç değil aslında, bunlar bizim medeniyetin dili yani. Şimdi mezarlığa gidersen ölümle ilgili ayet hadis, çeşmeye gidersen su ile ilgili ayet hadis. Hocam caminin içerisinde, camiye gittiğinde ibadetle ilgili, yani böyle, yani medeniyet bu, bizim İslam medeniyetine tabi olduğumuz için böyle, ama Hristiyan medeniyetine gidersen onlar da kendi şeylerine atıf yaparlar. Yani böyle, yani medeniyetlerin dili vardır. Şimdi külliye mesela ruh şeydir, içine giren biraz böyle huzurlu hisseder kendini. Bunun da nedeni ne mesela? Hocam şu soruyu sormayı lütfen unutmayayım. İzleyicimiz demiş ki, iş yerime yakın olmasına rağmen diğer camilerde değil de genelde namazımı orada kılmak istiyorum ve orası bana diğerlerinden daha fazla huzur veriyor, doğru, demiş. Evet. Bunu ben de çok hissederim. Bunun nedeni, bununla beraber ben söyleyeceğinizi unutmayın lütfen. Şöyle, hem külliyenin yapısı olarak cevap verebilirim. Yani fiziki olarak, mimari açısından da verebilirim. İkincisi, buna bir de bazı camilerde ruhaniyet hissedersiniz yapılarda. Yani, evet, bu bazı mekanlara siner o. Gibi, evet. Aynen. Şimdi samimiyete bağlıyorum. Yani o şey tarafını, metafizik tarafını, hani o, hı-hı, manevi tarafını. İkincisi, orası tam meydanda bir huzur adacığı gibidir. Yani vaha gibidir orası. Mesela onun bir ilk avlusu vardır. Bir de, evet, revaklı avlusu vardır. Doğru. Bir de oradan şeye girersiniz. Camiye girersiniz. Hareme, yani o iç kesime girersiniz. Harim kısmına. Ve oraya girdiğinizde o sessizlik, o şey bir anda o şeyden çarşı, onun kapılarının da ismi öyledir mesela. İmaret kapısı, çarşı kapısı falan, böyle kapıları vardır. Kapıların ismi zaten, tabii, çok, tabii, güzel hocam. Yani, şimdi benim burada, tabii, vardı notlarım arasında. Karakol kapısı eskiden, evet, işte tramvay caddesi geçiyor, tramvay yolu geçiyordu daha önceden, hı-hı, tabii oradan, şu an yok. Yani böyle ilginçtir. Ve avlusunda da vakıf sebil tekneler var mesela. Mesela abdest teknesi vakfetmiş birisi bir köşede. Bir köşede su teknesi var. Sonra mükebbiresi çok orijinaldir. Yani çok enteresan bir yapıdır. Girişteki zaten mesela şu fotoğrafı hocam, ele alalım. Hocam burada şunu demeyi, aslında bir, bu sebil. Evet, en sağdaki kabri, sebil. En sağdaki ortadaki sebil de, türbesi. Evet. Soldaki ucu görünen muvakkit hanesi. Hocam şimdi şöyle, farkındaysanız önünde birisi oturuyor, evet, ve orada bir şey satılıyor. Evet. Şimdi biz gittiğimizde belki son fotoğrafını da ben göndermiştim. Bulabilirlerse arkadaşlar onları da belki yan yana koyabiliriz. Şöyle bir hatırımıza getirelim. Bugün gittiğimizde biz şurada durduğumuzda
Sebil bizim ayaklarımıza kadar, evet, yani diz kapaklarımıza tabii, kadar geliyor. Çünkü şehir yükselmiş. Tabii, evet. Az önceki çeşmeyi bir daha getirirlerse tabii, zamanında o çeşmede oturan, hani fotoğraflarda biz bunları görüyoruz. Tabii. O çeşmede oturup bekleyenler var. Ama şimdi çeşme neredeyse hani çok eğilmek suretiyle oraya. Evet. Çünkü şehir yükselmiş. Aynen. 1957'deki resimlerde bile insanlar orada şöyle bir yükselti görüp çeşmenin yan tarafında oturabilirlerken bakın bugün çeşme yol seviyesine çeşmenin şu oturulan yan tarafları hani belki hamalların ben daha ilgincini gördüm. 2-3 metre alt aşağıda kalanları gördüm İstanbul'da. Hocam Aziz Romanos kapısı. Tabii. Yani bugün evseniz geçemezsiniz. Aynen. Ne kadar yüce bir kapıydı. 2-3 metre altta kalmış. Evet. Yani o Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın hemen Şehzade başındaki o da öyle. Yani o normal yükseliyor. Asfalt işte kaldırım şu bu. Eskiyi kaldırmadan yeniyi sürekli döktükleri için bakın 1957'den bugüne 70 yılda ne kadar fazlasıyla. Tabii. 65 yani, yılda falan. Şehrin topografyası şey oldu bir de. Ne yazık ki. Eski görsellerini de arkadaşlarımız devam ederse getirmeye. Bu usta konuşalım. Özellikle ben kabrini konuşmak istiyorum. Bir şimdi nerede ve nasıl öldüğüne geleceğiz ama türbesi hakkında bir vasiyeti var. Siz vakfiyesinden de bazı şeyler okuyacaksınız bize. Burada türbesi bakın çocuk oturuyor orada hocam. Az önceki çeşmeyi gördük. Şimdi çocuk oturuyor. Evet. Aslında bu görsele baktığımızda bu arada, hiçbir şey de değişmemiş sanki an, değil mi? Şu an buraya 5 eser sığdı. Yani şu karede 5 hatta belki de zorlarsam 6 eser çıkarırım. 6 eser. Hemen üstte bakın ahşap yapı, Hünkar kasrı. Hünkar kasrı. Hemen altta çeşme. Hemen şu çeşmenin yanında Sebil. Sebil'in arkasında Maksim su deposu. Yani daha arkada şeyde belli oluyor çeşmenin arkasında. Evet. Sonra hemen yanında türbe. Onun yanında muvakkithane. Hemen onun arkasında hazire. Bakın var. Şöyle küçük bir alanda neler var. Evet. Üsküdar'a damgasını vurmuş. Peki. Şimdi kabrini görüyoruz. Görüyoruz. Kabrinin bazı görüntüleri de vardı. Görsellerimiz de vardı. Onları da arkadaşlarımız getirir. Burada. Evet arkadaşlarımız şimdi çok teşekkür ediyoruz. Sevgili yönetim ve ekip arkadaşlarımdan. İşte bu hizaya geldi Allah razı olsun. Hocam ekibinizin iyi olması ve insanların işinin ehli olması o kadar güzel bildiğinizi ki hemen getirebildiler sağ olsunlar. Şimdi bakın çeşmenin sağ ve sol taraflarındaki yerler aslında insanların oturabilecekleri kadar şehrin yukarısındaydı. Ancak şu an bakın oradan yol geçiyor. Evet. Siz çeşmeden bugün eğilip su içemezsiniz. Tabii. Hiçbir şansınız yok. Tabii. Zaten suyu da çoğu zaman akmıyor. Aynen öyle. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki külliye yine o yapılarını muhafaza ediyor. Güzelliğini muhafaza ediyor. Ama şehir artık yeni dönemin araçlarına yanında bir evrilmeye başlıyor. Oradan günde şuradan binlerce, yüz binlerce insan geçiyordur. Evet. Şimdi biz burada aslında bu programları hocam, yaparken akıyor o şey bu Üsküdar'da. Yaparken aslında şunu da benim amacım çoğu zaman odur. Farkındalık. Hani geçtiğin yere hani bir bak nereden geçiyorsun? Bil en azından yani. Evet. Bil. Yani ne olduğunu bil. Mesela orada öğrencilerime de hani derslerde falan bunu şey yapıyorum. Bilmek lazım. Anlam vermek. Hani orada ne var, nedir yani o özelliği. Çünkü bildiğin zaman farklı oradan şey alıyorsun, mesaj alıyorsun ya da farklı bir gözle bakıyorsun. Ya da daha önce mahallende fark etmediğin bir şeyi değerli olduğunu fark edip korumaya alıyorsun. Hocam kalbini, yoksa koruyamıyorsun. Yani. Kalbini ve merhametini daha derinden hissediyorsun. Bana Osmanlı nedir diye sorduklarında ben Osmanlı merhamettir diyorum. İşte vakıftan geliyor. Bu hepsi merhametli. İşte vakıf medeniyeti. Aynen. Vakıf medeniyeti de o az önce söyledik ya. Sadaka-i cariye denilen. Yani ne o yapılan iyiliklerin ileride de öldükten sonra da fayda sağlaması. Yani insanı bu dünyada da öbür dünyada da mutlu etmesi. Yani burada çünkü o vakıf medeniyeti. Evet. Hocam şimdi Abi vakıf medeniyeti burada konuşacak olursak 2-3 program üst üste yapmamız lazım. O da ayrı bir şey. İnşallah. Ya da başka hocalarımız. Da. Yani bu konuda çok uzman hocalarımız var. Dinlemek isteriz yani. İnşallah hocam sizin de olduğunuz güzel bir vakıf medeniyeti üzerine bir konuşma olur yine kanalımızda. İnşallah. Hocam şimdi Özlem Kurtuluş sormuş. Gündüz Emetullah Valide Sultan nerede ve nasıl ölmüştür diye ama bir soru gelmiş. Onu yönelteyim size son 10 dakikamız çünkü. Tamam. Sizin de söylemek istediğiniz şeyler varsa onları da unutmayalım lütfen.
Diyor ki, tanıdığım kişilere vefat edince selamı Gümüş Emetullah Vade Sultan Camii'nden okutulmasını vasiyet ediyorum. Ezan sesi, sela sesi en çok içe dokunan, huzur veren cami diyor. Üsküdar'da olan pek çok kişi oradan okutulmasını istiyorum Evet. diye vasiyet edermiş selamın. Evet. Bunun da bir sebebi var mı? Şöyle, şimdi... Bu yerel, hani oradaki yerel halkın dilinde olan evet. bir şey. Şundan dolayı, şimdi günümüzde de bu var. Gülnuş Valide Sultan, yeni valide ile Mihrimah Sultan camilerinde karşılıklı ezan okunurdu. Hocam çifte muazzamdır. Ve bu hala böyledir. Ve Üsküdar'da da eskiden beri bu iki camide, özellikle yeni camide evet. Vakfiye gereği. Bak şimdi vakfiyeye baktığımızda sadece bak Galata'yı aldım ben buraya, tamam mı? İki sayfa Galata'nın şeyi, yani numune olarak getirdim. Hocam örnek bir iki. Ha, mesela evet. örnek şurada Hı-hı. okuyayım. Bak Galata'da bulunan cami için vazifeler, bir sürü liste var. Müezzine geleceğim şimdi. Müezzini sala bak. Sala müezzini ayrı bir görevli. Sala tabii sala müezzini veren, diye ayrı bir görevli ayrı. Var. Tabii ayrı bir görevli. Bu cuma namazına ve cenaze namazına çağırmakla sorumlu. Bak tek görevi bunun bu. Yani, hocam tek görevi diyorsunuz ama yani oradan nice insan vasiyet etmişse benim selamı oradan okut. Tabii bak şöyle ya da bu müezzin, sala müezzininin görevi bu. Evet. Bu sadece buradaki 50'ye yakın, 40'a yakın görevliden biri. Bunun görevi günlük 6 akçe alır bu. Sadece cuma namazına ve cenaze namazına çağırmakla sorumlu. Yani cenaze namazında şey yapar. Aha. Bu Valide Sultan bunu yeni camide de yapmış mıdır? Vakfiyesi şeyi vardır, vardır. Yapmıştır. Evet. Ve o yüzden cenaze namazlarında işte o oraya özel müezzin olduğu için insanlar ilgi gösteriyor. Mesela müezzini evvel bak. Ayrı bu. Birinci müezzin, ikinci müezzin, üçüncü müezzin, dördüncü müezzin var. Bunların da görevleri var. Birinci müezzin, müezzinlerin başı. Sonra ezan okuyacak, arada dualar okuyacaklar var. Sonra Naat Han var. Bakın. Naat Han. Evet, Muhammediye Han var. O Muhammediye kitabı okutan. Tabii tabii. Sonra Dersi Am var. Bu da medrese hocası görevli. Orada temel İslam bilimleri ve diğer bilgileri anlatır. Mesela başka burada yeni Ferraş var, yani temizlikçi. Temizlik görevlisi. Evet. Siraç var. Bu da meşaleci. Yani şeyleri, kandilleri yakar. Bevvap kapıcı. Evet. Yani kurşuncu, meremmetçi, lağımcı, bir sürü. Yani bu yeni camide bunu üçe şey yapın. Yani yeni cami çünkü daha şey. Galata'dan daha büyük. Daha büyük ve daha kapsamlı, ayakta kalabildiği tabii. için tabii, tabii bize tabii, bizim tabii. daha çok karşılaştığımız. Yani burada belki de 2-3 tane sala müezzini vardı. Yani o tabii bu konuda literatür zengin, çok çalışma da var. Yani Üsküdar Belediyesi'nin sempozyumlarında da var. Daha bu konuda yapılan tezler de var. Eski hocalarımızın mimari alanında, işte ansiklopedilerde de maddelerde doyurucu bilgiler var. Evet. Hocam, benim de ilk defa duyduğum bir soru gelmiş. Sevgili Nale Türkmenoğlu, selamlar gönderiyoruz. Bu arada ben program sonunda sevgili izleyenler, zaman zaman unutuyorum. Ancak biz bu programı yapıyorsak sizin oradaki varlığınız da bize hem huzur veriyor hem de mutluluk veriyor. O sebeple bizim programımıza sorduğunuz sorular, bulunduğunuz katkılardan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bilmediğim pek çok tweet de gelmiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar, selamlar kıymetli hocamız Nermin Talen Erkutlu ve konuk hocamız demiş Nale Türkmenoğlu. Gümüş Emetullah Sultan Camii'nin inşaatında da kullanılan taşlardan hamam inşasında kullanıldığını görmüş ve bunu uygun bulmamış. Doğruluk payı nedir diyor. Nasıl anlamadım? Şimdi Gümüş Emetullah tamam. Valide Sultan külliyesinin inşaatında evet. camide kullanılan taşların aynısından hamamda da kullanıldığını görünce bunu uygun bulmamış. Şöyle... Gümüş Valide Sultan'ın yaptırdığı bir hamam yok. Ha bilmiyoruz. Yok. O zaman şehir efsanesi. Acaba başka bir şey mi? Yani bilmiyorum. Kaynağı bilmediğim için. Oraya kullanılan taşların birçok mermerler Marmara Adası'ndan geliyor. Marmara bölgesine adını veren Mermer Adası'ndan. Tekirdağ oradan birçok şey mermerler Marmara Adası'ndan gelmiştir. İlginç detaylar var. Yani daha çok.
daha ne kadar konuşabiliriz. Yani çok... Hocam o zaman şuna gelelim mi? Vefatı demiştin herhalde. Vefatını hocam gelelim. Nerede ve nasıl vefat etti? Hayatını nasıl kaybetti? Biz Özlem Kurtuluş bunu sormuş. Bundan sonra da siz devam etmek isterseniz. Şimdi Osmanlı türbe kültürü diye bir kültür var. Bir türbe medeniyeti var. Özellikle Mimar Sinan Sekizgen işte Kanuni Sultan Süleyman'a yapmış olduğu, hatta Kanuni Sultan Süleyman'a yapmış olduğu türbe bugün Mescid-i Aksa'daki Kubbetü Sahra'nın yapısına benzer. Hemen hemen aynıdır gibi. Şimdi bir türbe kültürü var. Mezarını da zaten arkadaşlarımız sağ olsun getirdi. Fakat Gönül Şevetullah Sultan'ın türbesinin üstü açık. Ayetel Kürsi yazar mesela şu kuşakta. Öyle mi? Kuşak yazısında Ayetel Kürsi yazar. Evet. Peki üstü diğer valide sultanların yahut padişahların türbelerinin üstü kapalı olmasına rağmen Gönül Şevetullah valide sultanın türbesinin üstü niçin açık? Vasiyeti gereği ben işte Allah'ın rahmetinden, bereketinden beni mahrum bırakmayın felsefesi. Ve özellikle bunu istiyor. Su rahmettir. Evet. Yağmur rahmettir. Tabii tabii tabii. Ve bu bir de padişahlardan birinde vardır. Onun dışında benim bildiğim valide sultanlar içerisinde Üsküdar'da tek valide sultan zaten. Günümüze ulaşan yani tek. Üstü açık zaten tek. O yüzden nadir bir padişah bir demiştiniz. Diğer şeyde Bursa'da ikinci Murat. İkinci Murat türbesinin üstünde. Benim bildiğim onun da üstü açıktır. Fatih Sultan Mehmet'in babası. Dediğim gibi hemen seyircilerimiz uyarsınlar. Düzeltirler. Yorgunluktan isimler. Evet az önce gördük. Mezar taşı gerçekten güzel. Şurada vasiyeti var. Bu arada çok güzel tezler hazırlamış. Bunları da zikredecektim ben. Kitaplar var. Gülmüş Valide ile ilgili 4 tane kitap da yayınlandı. Kitap. Tabii 4 kitap. Biri tezden, birisi yine şeyden, Betül İpşirli Arkıt'ın var, sonra şeyim var, kitap oldu o da. Böyle ve her alanda. Mesela Muzaffer Özgüleş, doktora tezi. Hocam Betül İpşirli hocamızı biz ulaştık ancak ekran sevmediği için. Tamam, yok, kendisi ekranlarda yok, ben izlemeyi seviyorum ama dedi. Selam şey iletti. O yüzden ben, hani izleyicilerimiz eserleri olanların için. Analım, çünkü hakikaten çok güzel çalışmaları var. Yararlanıyoruz. Çalışma. Sonra bakıyorum çok güzel tezler. Mesela Osmanlı klasik döneminde 3 valide sultan vakfiyesi mukayesesi. Evet. İşte bunlardan biri şey işte. Gülnüş. Evet. Sonra Hatice Turhan. Bak bu 2011'de mesela Mehtap Maçal yapmış. Sonra Osmanlı hareminde öne çıkan vakıflar Rabia Gülnüş Sultan örneği mesela çalışılmış. Bu da 2021'de yine yüksek lisans Ali Eren Karakanlı. Çok güzel. İşte doktora tezi bu da kitap oldu. Muzaffer Bey'inki. Gülnüş Şevetullah Sultan'ın imar faaliyetleri. Bu da yayınlandı. Yine Gülnüş Şevetullah Sultan'ın baniliği. Bak bunları da zikretmemiz lazım. Yani literatüre katkı açısından. Önemsiyorum. Damla şeyi de olsa yani Murat Kalafat yapmış. Bir de çok İslam tarihi ana bilim dalından çok güzel. İyi düşünmüşler. Kültür tarihi bakımından Osmanlı vasiyetnameleri. Vasiyetnameler. Evet. Mesela bunu da Nilüfer Ateş Bursa'da 2008'de hazırlamış. Burada şeyi de yayınlamış. Gülnur Şemetullah Sultan'ın Topkapı Sarayı'ndaki vakfiyesini transkribe etmiş. Evet. Onu da ben oradan baktım. Zaten şimdi Kültür Bakanlığı da çok güzel şeyler yapıyor. Yazma eserlere de birçoğuna ulaşabiliyoruz. Evet. Şimdi Gülnüş Valide Emetullah'ın vakfiyesinin vasiyetnamesi. Hocam vasiyetnamesini tabii ki hepsini okuyamayacağız okuyamayız. Ama siz içerisinde okuyamayız. Hani mutlaka okudunuz kendiniz. Belki özet anlamında bize söylemek isterseniz veya yani, oradan birkaç tanesini birkaç cümleyi okumak özetlersem isterseniz şunu söyleyeyim. Kaç dakikamız çünkü var bu arada? 4-5 dakikamız kaldı sevgili yönetmenim söylerse bana. Şimdi diyor ki bak özetini söyleyeyim. Çok dindar biri olduğunu söylemiştik. Ayetle başlıyor. Yani birçok duayla başlıyor. Şey yapıyor işte eskiler hamdele, salvele, besmele. Hamdele, salvele diye giderler. Yani biz hocam besmele. 3 dakikamız varmış. Öyle mi yapma ya? Yönetmenimiz Oğuz Bey. Tamam tamam. 3 dakikamız oldu. Yani Edirne'de vefat ettikten sonra ben diyor vefatımdan sonra diyor işte selamı veren müezzinlere ondan sonra işte imamlara sonra diyor dünyadan intikal ettiğim gece helva mesela şirme adeti bakın o zaman var. Sonra 7. gün
40. gün duaları mesela çok ilgimi çekti. Hepsini yazıyor mu? Yani tabii, bana 7. gün şu duada tabii, tabii, bulunun. Tabii tabii dualar da var. Tabii. Evet. Duayı da yazmış hani bu dua diye. Ne dua edeceğini tabii, de yazıyor. Tabii duayı da yazmış. Sonra diyor ki sureler, şu sureleri okuyun. Sonra diyor bir deste bak suyla diyor şeyime dökün. Naaşıma falan böyle. Sonra diyor meşayihten biri gelsin. Sonra telkin duası edin diyor. Bunu da diyor filan edecek. Onu da yazmış. Dua da kimin yapacağını da yazmış. Tabii tabii. Yok yani isim vermemiş ama şu özellikte biri. Sonra ne diyor? Enteresan daha önce ben de hiç bilmiyordum. Bu çalışırken biraz bakarken öğrendim. 3 tane taş koyun diyor şeyime. Bir de dua kefenime yapıştırın diyor. Kabir azabına şey yaptığı için. Yani enteresan mesela. Bir kanuniden biliyoruz tabii, değil mi? Merkez Efendi'nin aldığı bütün tabii, fetvaları ya, 11 gömün kimse dediğini. Diyor 11 taş üzerine diyor. İhlas okuyup başının ucuna diyor koysunlar mesela. Çok enteresan 11 şeyler. 11 kimse evet. Bir daha söyler doğru. Misiniz hocam? Bak şöyle diyor ki defn olunduğumdan sonra diyor 11 kimesine yani kimse hı-hı. 11 taş üzerine diyor 11 kere diyor. İhlas okuyup başının ucuna diyor gömün. Çok enteresan yani. Mesela ne demiş? Ya tabii o zamanın şeyi bu dediğimiz gibi. Başka 7. gün diyor 40. gün bunlar evet hatim okunsun diyor mesela sonra kefen duam yapılsın bak çok ilginç şeyler var kefen duam yapılsın evet sonra diyor ki kabrimi bekleyenlere kazanlara diyor istediği kadar para verin diyor istediklerinden ziyadesini verin diyor sonra diyor vasiyetimi diyor yerine getirecek diyor bir salih kişi bulun diyor vasiyetimi diyor yerine getirsin muhtemet bir kişi diyor bulun. Böyle enteresan, daha ilginç şeyler vardı. Yani sözün özü renkli bir kişi pek ön plana çıkmamış, entrikalarda falan bulunmamış. Kendini hayra vakfetmiş Ümmül Hayrat dediğimiz bir insan. Bu da Topkapı Sarayı'ndaki tablosu 19. yüzyıl olarak yağlı boya. Temsili. Hocam Edirne'de vefat ediyor. Var. Evet Edirne'de vefat ediyor. Edirne'de vefat ettikten sonra cenaze alayı ile birlikte İstanbul'a. Yola çıkıyor. Davut Paşa şeyinde karşılanıyor. Kışlasın. Şimdiki kışla üniversitenin olduğu evet, yerde. Evet. Ve oradan Topkapı'dan içeriye giriyor. Sonra Topkapı Sarayı'nda kayıkhaneden kayıkla yani şeyle geçip Üsküdar'a getiriliyor. Topkapı'ya neden geçiyor? Orada mı yıkanın? Oradan da bir alay yapılıyor. Alay yapılarak oradan şey yapılıyor. Topkapı kapısından geçiliyor. Alay Köşkü'nde Edirne'de cenaze namazı kılıyor. Onu da belirtelim. Edirne'de çünkü büyük bir saray var. Valla 3. Ahmet mesela onun için işte o çeşmeyi mesela o hattı yazmış. Annesi için çok şey var. Menemen'de 13 çeşmesi var. Adına Cezayir'de bir cami kiliseden çevrilme. Kamaniçe'de hala. Kamaniçe'de tabii, o dikkatimi evet, çok çekmişti. Ukrayna'da şimdi. Yani, evet. Yani yine Sakız Adası'nda. Velhasıl Allah rahmet eylesin yani gerçekten. Pek çok yere da, aslında evet, hayır eserleri önemli yapmış. Bir figür tarihimizde. Yavaş yavaş literatür oluşuyor. Bunlar işte birikim oluyor. Tanınıyor. Tabii görünürlüğü eserleriyle. Yani insanın işte şeyi eserleriyle yaşıyor işte. Hocam anlatırken gözleriniz doldu. Yani, hissederek evet, de anlatıyorsunuz. Biraz açıkçası... Yani o Emetullah Sultan'ın o şeyini evet o 20 yıl süre ve eser. Ben mesela işte o Üsküdar'daki eseri çok seviyorum. İşte biraz da ilgim oradan çıkıyor işte. Bu eseri kim yaptı diyorsun oradan başlıyorsun. Evet. Aa diyorsun filan padişahın annesiymiş. Aa o kim? Evet. Aa böyle böyle gelişiyor. Hocam bugün evet. Sırf fotoğraf çekmek için camiye gittim ve fotoğraf çekerken bir hanımefendi dışarıdan ben kuş evlerini çekmeye çalışırken ne yaptığımı sordu. Konuştuk. Aman onların da bir fotoğrafı yok ki görelim dedi. Ben de bundan iyi fotoğraf mı olur dedim. Bakın evet. Ne güzel her gün bizi evet. Selamlıyor. Evet. Ve içine kendisine geleni de içine çekiyor bir anne şefkatiyle. Hala bize hizmet ediyor dedim. Evet. Hala başımızı okşuyor. Evet. Kış aylarında içeri girdiğimiz zaman huzura gark ediyor. Böyle konuştuktan sonra dedi ki ben sevmem Osmanlı hanım sultanlarını. Ama dedi doğru söylüyorsunuz. Bakın ben anlattım çeşmesi şurada, çok işte kabri şey burada. Bakın kabri bile burada. Hayır, duyuyor bizi dedim. Tarihimiz yani dün de bizim tarihimiz. Ya, dün. Evet dün de bizim tarihimiz evet. Ve ben özellikle... Yani bir yıl öncesi de bizim tarihimiz. Yani ve bu şehre, bu medeniyete, bu millete, vatana kim ne yaptıysa
Başımızın hayırla yad sadece, ederiz. Evet, bitti. Hayırla yad ederiz. Yani bu böyle devam ediyor, edecek de. Nitekim var, günümüzde de var. Güzel sivil platformlarda da olsun. Ya böyle bir gelenekte, biz böyle bir medeniyetteyiz çünkü. Yani bu medeniyetteyiz, evet. Onun içindeyiz yani. Evet. Dolayısıyla çok önemli. Bu İngiltere'de de böyle yani. Onlarda da aynı şekilde. Onlar da öyle bakıyor. Yakalıyorlar bir ucundan. Vay be diyor, bu bizim filan diyor işte. Elizabeth işte filan Elizabeth falan. İşte filan hanedandan. Roma'da da böyleydi. Yani bizde çok zengin bir geçmişimiz var. Dediğim gibi bilmek lazım yani. Bilmek lazım, bilmek anlamak lazım. O yüzden de İstanbul'un hemen her yerine imzasını atmış, hemen her yerinde bizlere hizmet etmeye devam eden bu isimleri ben de şahsım adına Valide Sultanlar eserini hazırlamış bir kişi olarak ben cariyeleri, hanım sultanları anlatmaktan, onları araştırmaktan, tanıtmaktan hiçbir zaman beri durmayacağım, vazgeçmeyeceğim. Yani, çünkü onlar bize selam ediyorlar. Biz de günümüzden onlara hem rahmet hem de selam edelim diyelim. Topkapı Sarayı'nı gezerken o duvarları bize bir şey anlatıyor zaten. Evet. Oradaki kitabeler anlatıyor. Evet. Çeşmesindeki o yazılar anlatıyor. Evet. O, aslında mekan konuşur tabii, insanla mekan yeter ki duymasını yani. Bilelim. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ ilminize saatler yetmiyor. Dilimiz belki döndüğünce öyle diyeyim ya. Birçok şeyi de anlatamadık. Geldik. Aynıca bu kadar. Allah razı olsun. İnşallah ilminize bereket diyelim. Biz yeni bir program sözü alalım size canlı yayında. İzleyicilerimiz söylemişler. Hocamızı çok sevdik. Lütfen bir canlı yayın sözü daha alın demişler. Ben sizden bir söz daha alayım. Nasip diyelim vallahi. Şimdi ne desem. Şeye bağlı. Müsaitliğe bağlı. İnşallah vakti gelince yeni bir program yaparız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İnşallah yeniden görüşmek, buluşmak İnşallah. Ümidiyle diyelim. İnşallah. Sevgili izleyenler, biz bir programın daha sonuna geldik. Bizimle olduğunuz için sizlere öncelikle çok çok teşekkür ediyoruz. Hocamızın ayaklarına, yüreğine sağlık. Biz bugün Rabia Gündüş Emetullah Valide Sultan'ı konuştuk. Üsküdar'a bir gün siz de mutlaka düşürün yolunuzu. Rabia Emetullah Gündüş Sultan'ın kabrini ziyaret edin. Onun o eşsiz camiinde Cennet Annelerin Ayakları Altındadır levhasının altında bir vakit namaz kılın ve güzel bir gün hediye edin kendinize diyelim. Kaleminiz hikmete, ilminiz duaya ram olsun inşallah. Kalın sağlıcakla.